Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrika'da sıcak çatışmalar buradan. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yani Gazi'nin... Şu anda bizim de istediğimiz... Ulusal Kanal'dan mutlu günler. Saatler 12.30'u gösteriyor. Ulusal Kanal'da gün ortası başlıyor. Sayın seyirciler, Vatan Partisi Çözüm Perinçek mitinglerinin ilkini İstanbul'da yaptı. Beşiktaş İskele Meydanı'ndaki mitinge katılım yoğundu. HEPAR kurucu Genel Başkanı Osman Pamukoğlu ile birlikte kürsüye çıkan Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Perinçek, Türkiye'de Amerika ve İsrail'e el açma döneminin bittiğini söyledi. Güvenlik ve ekonomi sorununa dikkat çeken Doğu Perinçek, ne Erdoğan ne de İnce'nin seçilse bile Türkiye'yi 15 ay yönetemeyeceğini vurguladı. Vatan Partisi iktidarının yaklaştığını belirten Vatan Partisi lideri, 1-2 yıl içinde Türkiye'nin başına Atatürk geliyor dedi. Atatürk'ün yoldaşıdır, Atatürk'ün yoldaşıdır. Doğu Perinçek bu gelen, Perinçek gelen, vay bu gelen. Mustafa Kemal'in aslanları, hepinize sevgiler ve saygılar. Amerika'nın Türkiye'de kurduğu bu sistem çökmüştür. Ekonomisi çökmüştür. Güvenlikleri, dış siyasetleri, Amerika karşısındaki el pençe divan duruşları çökmüştür. Recep Tayyip Erdoğanlar ve sözüm ona Recep Tayyip Erdoğan'a karşı Atlantik cephesinden, Atlantik'in kurguları içinde kollarını FETÖ'ye takarak, öbür koluna da PKK'yı, HDP'yi alarak sözüm ona muhalefet yapanların sistemleri çökmüştür. Bunların bir tek çözümleri var. Çırpınmak. Nerede çırpınmak? Borç batağında çırpınmak. Biz Türk milletine, bu koskoca millete borç batağında çırpınmayı öneriyorlar. Getirdikleri seçenek bu ekonomide. Milletçe borçluyuz. Çiftçi borçlu, işçi borçlu, kredi kartlı borçlu, sanayici borçlu, tüccar borçlu, esnaf, zanaatkar, kamu çalışanı toptan borçlu olduk. İktidar ve muhalefetiyle Amerika'nın ayaklarına kapanarak ondan güvenlik talep ediyor. PKK'ya 5000 tır silah veren Amerika'yla PKK'yı yönetecek. İşte bunların güvenlikle ilgili çözümleri bu. Aziz vatandaşlarım, değerli kardeşlerim, sıcak para dilenerek çözüm yok. Sıcak para devrimi, dilencilerinin devri bitmiştir. Tayyip Erdoğan'ların devri bitmiştir. Ufukta üretenlerin yönettiği Türkiye gözüküyor. Bu çöken sistemin yerine 1-2 yıl içinde Türkiye büyük çözümünü gerçekleştirecek. Cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, laik ve devrimci Türkiye geliyor. Amerika'nın ayaklarına kapanarak Türkiye'yi yönetme devri bitmiştir. Amerika'dan yüksek faizle sıcak para dilenerek Türkiye'yi yönetme devri bitmiştir. Amerika'yla koklaşma, anlaşma, ayağına kapanma, İsrail'in elini öpme devri bitmiştir. Boynu bükük yönetimlere son veriyoruz. Amerika karşısında başıdık Türkiye'yi kuruyoruz. Bağımsız, tam bağımsız Türkiye'yi kuruyoruz. Hiçbir devlete bağlı olmayan, kararlarını Ankara'da alan bağımsız Türkiye'yi kuruyoruz. Artık Kürt sorunu diye bir şey yok. Amerika sorunu var. Kürt de biziz, Türk de biziz. Hepimiz Türk milletiyiz. Hepsi bizim, hepsi bizim insanımız. Hepsi bizim milletimizin parçası. Diyarbakır bizim Diyarbakır'ımız. Bizim Diyarbakır'ımız başka ülkelerin başkenti olarak gösteriliyor. Bu bir Amerika sorunu olmuştur. Amerikan tehdidi karşısında elbette sonuna kadar Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, kahraman ordumuza güveniyoruz ve hiçbir komutanımızın düğmesini bile kimseye söktürtmeyiz. Hiçbir Mehmetçiğin,
hiçbir Mehmetçiğin düğmesini hiç kimseye söktürtmeyiz. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti! Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti! Çözüm Perinçek mitinginde HEPAR kurucu genel başkanı Osman Pamukoğlu da kürsüye çıktı. Sözlerine Türkiye rüzgarın önünde sürüklenen bulutlar gibi diyerek başlayan Pamukoğlu, Türk milletinin son yıllarda kutuplaştırıldığına dikkat çekti. Soykırımı yere çalan, soykırımı yere çalan, Doğu Perinçek bu gelen, Perinçek gelen, vay bu gelen. Şahedi, Osman hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Türkiye rüzgarın önünde sürüklenen bulutlar gibi. Hatta sıkıcı ve karanlık bir geceden farksız. Cumhuriyetin temel doktrini, temel ideolojisi olan birleşmiş katıksız bir kitleyiz İdeolojisi artık yok. İmtiyaz var, taraf var, birbirimizle birleşmiş vaziyetteyiz. Bir hal hamur gibiyiz şekli artık söz konusu değil. Şu cephelere bakın. Bildiğin yerine bakıyorsun, güvenliğe ait hiçbir şey yok. 35 yıldır PKK diye bir silahlı örgüt var. Ona ne yapacağını niye yazmıyorsun? Ama şunu yazıyorsun. Efendim Avrupa Birliği yerel özellik şartı. Ne demek bu? Güneydoğu Anadolu bölgesinde biz ileride bunlara bu imkanı tanıyacağız demek. PKK ve onun siyaset çömezine göz kırparak bu ülkedeki insanlardan oy almaya kalkan kesinlikle ve kesinlikle bu ülkeye vatan hainliği yapmaktadır. Vatan Partisi ile Hak ve Eşitlik Partisi'nin esas yani ana programında baş slogan, parola şudur. Ekonomik ve siyasi bağımsızlık esastır. Irak'ın kuzeyinde hava harekatı düzenlendi. PKK kamplarına yapılan operasyonda 9 terörist etkisiz hale getirildi. PKK kamplarına operasyon yapıldı. Irak'ın kuzeyinde 9 terörist öldürüldü. Operasyonla ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri'nden açıklama yapıldı. 21 Haziran tarihinde Irak'ın kuzeyindeki Harkuk ve Kaniraş bölgelerine hava harekatı düzenlendiği duyuruldu. Operasyonlarda 9 teröristin de etkisiz hale getirildiği açıklandı. Evet, Türk ordusu Kandil'e PKK-PYD'nin üzerine yürümeye devam ederken örgütün sözde 35 yöneticisi hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. 20 uçakla 10 tane önemli noktasını vurduk. İkinci operasyonda bunların liderler toplantısını yakaladık. Ve o liderler toplantısında da 35 tane önemli işimi orada bitirdik. Sen ne diyorsun? Biz sizin gibi Amerika'dan gelecek telefonları beklemiyoruz. Kararımızı verdiğimiz zaman adımı atarız. İşte Afrin'de de adımı öyle attık. Afrin'de işi bitirdik. Cerablus'ta işi bitirdik. Ve şimdi de bakınız Membiş'te Dışişleri Bakanım, Amerika Dışişleri Bakanı ile görüşmelerini yaptılar ve şimdi Membiç terör örgütünden boşaltılıyor ve orada şimdi ne var? Bizim zırhlı taşıyıcılarımız var. Türk bayrağıyla beraber oradalar. Ve oraya şimdi asıl sahiplerini getiriyorlar. Kim oranın asıl sahipleri? Araplar. Ve şimdi Araplar Membiç'e giriyor. Ya biz buyuz be. Vay Muharrem. Bay Kemal, siz bu işlerden anlamazsınız.
Çukurca şehidi Er Resul Bayracı bugün Erzincan'da yapılacak törenle son yolculuğuna uğurlanacak. Bayracı, Hakkari'de PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu. Çukurca şehidi için bugün Erzincan'da cenaze töreni düzenlenecek. Sözleşmeli Er Resul Bayracı, Çukurca'da 14 Haziran'da teröristler tarafından 2. Hudut Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen roketli saldırıda yaralanmış, tedavi gördüğü Van'da şehit olmuştu. Van'da yapılan törenin ardından şehidin naaşı askeri helikopterle baba ocağı Erzincan'ın Tercan ilçesine götürüldü. Bayracı'nın cenazesi bugün cuma namazını müteakiben kılınacak, namazın ardından ilçe mezarlığında defnedilecek. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, bedelli askerlikle ilgili gerekli çalışmaları yaptıklarını açıkladı. Canikli, bütün alternatiflerin hazır olduğunu söyledi. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Yeni Şafak'ın sosyal medyadan yaptığı canlı yayında bedelli askerlikle ilgili soruya da yanıt verdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra biz bakanlık olarak gerekli bütün çalışmaları yaptık diyen Canikli, şu anda biz hazırız, bütün alternatiflerimizle hazırız ifadelerini kullandı. 4-5 seçeneğin olduğunu anlatan Milli Savunma Bakanı seçimden sonra gereğinin yapılacağını söyledi. Canikli, Aralık 2014'te çıkan bedelli yasasında yaş 26, ücret 18 bin liraydı. Başvuruların sayısı ise 203 bindi. Bir önceki 2011 Aralık ayında çıkmıştı. Orada ücret 30 bin lira, yaş 27 idi, faydalanan 70 bindi dedi. Bedelli askerliğe yönelik kalıcı çözümün sorulması üzerine Canikli, yükümlülüğün kaldırılmayacağını belirtti. Canikli, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin büyük oranda profesyonel orduya geçtiğini de söyledi. Yükümlü olarak askere gidenlerin çatışma alanlarına ön hatta gitmediğini, geri hizmetlerde görev yaptığını vurguladı. Ankara'da terörle mücadele ekipleri sabah saatlerinde IŞİD'e yönelik operasyon düzenledi. Baskınlarda 14 şüpheli yakalandı. Ankara'da seçim öncesi eylem hazırlığında olduğu belirlenen terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyon yapıldı. Eş zamanlı baskında 14 şüpheli gözaltına alındı. Tamamı yabancı uyruklu olduğu belirtilen bu kişilerin yanı sıra evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda materyal ele geçirildi. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Londra'da bomba paniği yaşandı. Charing Cross metro istasyonunda bir kişi üstünde bomba olduğunu söyleyerek İngiliz polisini harekete geçirdi. Zanlı gözaltına alındı. İngiltere'nin başkenti Londra'da bir tren istasyonunda bomba paniği yaşandı. Londra'da raylarda yürüyen bir adamın üzerinde bir bomba olduğu iddiası üzerine Charing Cross istasyonu boşaltıldı. Önlem olarak tüm hizmetler durduruldu. İngiltere polisi tren istasyonunda üzerinde bomba taşıdığını söyleyen bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu. İngiliz polisi Twitter'dan yaptığı açıklamada önlem olarak istasyon tahliye edildi. Şu anda istasyonda duran hizmet yok. Üzerinde bomba olduğunu söyleyen kişi gözaltına alındı. İstasyonun en kısa sürede açılması için çalışıyoruz. Tren yolu çalışanlarına ve yolcularına olayda gösterdikleri sabırdan dolayı teşekkür ederiz açıklaması yaptı. Sayın seyirciler, patates ve soğandaki artış siyasetin de gündeminde. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, artışa ithalatla müdahale edeceklerini söyledi. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ise artışla ilgili sorulara net bir yanıt veremedi. Patates ve soğan döviz gibi vatandaşın elini cebini yakınca siyasetin de sıcak gündemlerinden biri oldu. Seçim arifesinde miting alanlarında bu ani yükseliş konuşulurken hükümet durumu kontrol etmeye çalışıyor. Soğan patates fiyatları ile ilgili aşırı oynaklık görüyoruz. Konuyla ilgili müdahalemiz başladı. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi katıldığı bir televizyon programında açıkladı. Çözüm yine ithalat oldu. Bu ürünlerin ithalatına müsaade edeceğiz. Soğan ve patatesin Türkiye'ye gireceği miktar ve ülke belli. Soğan patates fiyatında spekülasyona izin vermeyiz. Genel bir müsaade şeklinde olmayacak. Bir paket halinde
kısıtlı miktarda izin vereceğiz. Başbakan yardımcısı Mehmet Şimşek'e katıldığı televizyon programında patates ve soğandaki yükseliş soruldu. Şimşek soruya net bir yanıt vermedi, enflasyonu düşürdüklerini savundu. Enflasyona dönecek olursak, enflasyon konuşalım, mutfak konusu. Evet, mutfağı unuttum. Mutfağa çok yansımadı, eleştirileri de var ekonomideki gelişmelerin veya vatandaşın alım gücünün artmasının. Ne dersiniz? Özellikle son günlerde onu sormuştum. Tamam. Döviz ve soğan kuru esprileri yapılıyor. Enflasyon ne zaman tekhaneli rakamlara düşecek? Sosyal medyada bir sürü yalan yanlış şeyde dolaşıyor. Ama şunu bilin, 1990'lı yıllarda ortalama enflasyon %70'in üzerinde. Yıllık her sene enflasyon ortalama %70'in üzerinde artmış. Bu bir Türkiye'nin gerçeği. AK Parti iktidara geldiği yıl enflasyon, 2002'den bahsediyorum, %30 civarı. Bugün enflasyon %12. Ekonomideki gidişat pazara nasıl yansıyor? Ayrıntıları arkadaşımız Hasret Kaya aktaracak. Evet Umut Tezerer, Akpınar Mahallesi'ndeki halk pazarındayız. Buradaki fiyatları yerinden takip ediyoruz, bakıyoruz ne var ne yok diye. Yanımda konuklarım olacak. Önce kendilerine dönmek istiyorum, sözü onlara bırakmak istiyorum. Merhabalar efendim. Öncelikle Ulusal Kanal'a teşekkür ederim bizim bu dertlerimizi dile getirdiği için. Biz teşekkür ederiz. Hemen satışlarınız nasıl gidiyor onu sorayım size. Satışlarda biraz durgunluk vardır çünkü patates, soğan şu anda yüksektir. Yine de bu İstanbul'a rağmen Ankara ucuzdur. Gördük. Ankara'nın fiyatları daha iyi diyorsunuz, evet, İstanbul'a göre. İstanbul'a göre evet. İyidir. Hemen Ankara. Şunu sorayım. 3 tane patates var burada. Ne kadara denk geliyor üçünün fiyatı? Bak görmüş olduğunuz terazide 1 kilo 60 gram ortalama 3 tanenin fiyatı, 1 tanenin fiyatı 1.300 liraya geliyor. Peki bu artışın sebebi ne? Bu artışın sebebi öncelikle ben şurada bir devlet büyüklerimize sesleniyorum. O Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni temsil eden 550 milletvekili lütfen bir kulaklarınızı açın da şu insanların hallerini dinleyin. 30'lar milyar başta 40'lar milyarla geçinmeyen insanlar biz asgari ücrete talip ederken bizi ezmeye, ezilmeye ve ezdirmeye mahkum ediyorlar. Gördüğünüz gibi geçimimizi sağlayamıyoruz. Türkiye'de üretim olmadığı için tüm yakında patatesin de dışarıdan gelmesine şaşırmayın. Hemen onu soracağım size. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ithalat yapacağız dedi. İşte müdahale ediyoruz patates soğan fiyatına dedi. Siz ne düşünüyorsunuz esnaf olarak, satıcı olarak? Şimdi Ekonomi Bakanı doğru demiş. Çünkü Türkiye'de üretim olmadığı için mecbur her şeyimizi dışarıya bağlılıkla ithal edecekler. Yakında şaşmayın, domatesi de ithal edeceğimizden şaşmayın. Her şeyimiz dışarıdan geldiği için üretimimiz azdır. Onun için bizim halkımıza yetmiyor. Yetmiyor, bir de ondan hayat pahalılığı. Bir de mazot bunda var ya, mazotun da faktörü büyüktür. Mazot 6000 lira şu anda ÖTV alınmıyor. ÖTV alındı mıydı daha da yükselecek bu seçimlerden sonra. Onun için yani lütfen ben de bir şey söyleyeyim, bir istirham edeyim. Tabii ki. Şu Türkiye'deki 550 milletvekili lütfen Allah rızası için sizin vicdanınız, imanınız, dininiz varsa kulaklarınızı açın, bir insanları dinleyin. Halkın derdine çare olun. Üretici olun, tüketici olmayın, üretim yapın. Her şeyimiz dışarıdan gelmesin. Yeter artık kendi üretimimize, öz kaynaklarımıza dönelim. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok sağ olun. Kolaylıklar diliyoruz. Evet, günler. Bir diğer esnafımıza dönmek istiyorum. Nasılsınız efendim? Sağ olasın, iyiyim ablacığım. Sağ olasın. Nasıl gidiyor satışlarınız? Satışlarımız biraz durun abla, mallar pahalı. Yani müşteriden çok pazarcı var diyorsun. Ablacığım öyle yani. Yani şimdi mallar pahalı oldu, şimdi vatandaşın alma gücü yok. Asgari ücretten dediği gibi, abinin dediği gibi yani alıp da ne yiyip çeke bu paralarını. Evet. Peki dolardaki artış size yansıdı mı? Mazot üzerinden fiyatlar bu yüzden arttı tabii, diyor musun? Tabii yansıdı ablacığım. Vatandaşın alma gücü yok ablacığım. Yani vatandaş alamıyor. Bir kilo patates 4 lira olursa, bir kilo soğan 5 liradan aşağı evet. Olmazsa tabii alım gücü olmaz yani. Evet. Vatandaşın ne olacak, ne olacak? Peki bir tane patatesin fiyatı ortalama ne kadara denk geliyor? Gerçekten denildiği gibi spekülasyon var mı? Var ablacığım, yani bu sene üretim yok yani. Geçen sene bol ekildi, para etmedi. Bu sene de köylü ekmedi yani vatandaş. Evet. Ne olacak, ülkede üretim olmayınca tabii pahalı olacak. Olay köylüyü var. De küstürdüler diyorsun. Aynen öyle var mı? Köylüyü küstürdüler ablacığım. Ne olacak? Köylüye değer vermedi ki. Köylüye değer verse zaten bu durum olmadı. Yani. Evet. Şimdi köylü ekin de eksek zarar ediyor. Niye zarar ediyor? Ekinin 600 lira 700 liraya ekini veriyor. Mazot 6 milyon adam köylü eker mi? Kimse ekmez. Çok
Çok teşekkür ediyoruz. Sağ kolaylıklar olun. Diliyoruz. Evet efendim, biz aslında ithalata çok da yabancı değiliz. Aynı şeyi kırmızı ette de görmüştük. Hemen bir uzman görüş alalım pazarda. Merhabalar Bülent Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Siz fiyatları aynı zamanda bütün ürünlerin fiyatlarına baktınız. Gördüm. Son durum değerlendirmesi. En önemlisi pazarda müşterinin olmaması. Hatta müşteri olmadığı için esnaf kendi arasında sohbet ediyor. Tartışıyor, konuşuyor falan, mevcut durumu anlamaya çalışıyor falan. Ama yani esas itibariyle iki şey var. Bir tabii marketlerden ve piyasada yapılan yayınlardan dolayı pazar biraz şeye dönüşmüş böyle, yani pazara gelmiyor, marketten alışveriş ediyor. Pazar sanki pahalıymış gibi düşünüyor halk. Aslında buradaki fiyatlar her şeye rağmen marketlerin yarı yarı fiyatına, biraz önce şeye baktım, kiraza baktım. Evet. Markette 6,5 lira olan kiraz burada 3 lira, hatta 2 liraya kiraz var. Diğer fiyatlarda burada düşük fiyatlar var ama sadece işte soğan ve patateste bir anormal durum var. Bunların tabii geçen seneden, biraz önce şeyin söylediği gibi, esnafımızın söylediği gibi, geçen sene ektiler, onların hepsini şeye döktüler. Satamadılar, daha doğrusu patates satılmadı, soğan satılmadı. Dolayısıyla küstü, ekim yapmadı. Ekim yapmayınca da bu sene patates ve soğanda bir sıkıntı var. Diğerlerinde şunu sorayım hemen, ithalatla dengeleneceği söyleniyor. Buna ne diyorsunuz? Ette de yapıldı bu kırmızı et. Üreticiyi küstürüyor. Üretici üretmekten vazgeçiyor. Onun için kaç liraya üretirse üretsin, üreticinin üretimini alıp satmak lazım. İthalat yapmamak lazım. İthalat demek gelecek sene o üründen mahrum kalmak anlamına geliyor. Dolayısıyla ithalata izin verilmemeli. Yani bizim kendi üreticimiz bunu üretiyor, üretsin, bu üretimden satalım. İthalat esnafı da öldürüyor, üreticiyi de öldürüyor, herkesi öldürüyor. Peki şunu da sormak lazım. Şimdi esnaf da şikayet etti üretim olmadığından. Evet, doğru. Şimdi patatesi ithal etmek yerine neden üretmiyoruz biz? Şimdi şöyle, bir defa petrolde, yakıtta çok büyük bir gider var. O pahalanıyor, dolardan dolayı yükseliyor. Diğer girdilerde de pahalılık var. Bir de hale girip çıktığı zaman %8 vergi var. Öyle biniyor. Artı bir de üreticiye bilgi desteği yapılamıyor. Bizim ziraat mühendislerimiz bir plan dahilinde köylerimizde, çiftçilerimize hizmet verecek düzenekler kurulamıyor. Serbest pazar piyasasının kaderine terk ediliyor. O kadere terk edilince bir sene patates yerlere dökülüyor. Üstünden traktörler geçiyor. Ertesi sene patates 6 lira, 5 lira oluyor vesaire filan. Yani bunların hepsi bir planın olmamasından kaynaklanıyor. Bu planı yapabilecek olan da o çiftçiye bilgi desteğiyle sağlanabilecek bir şey. O ziraat mühendisleri başka yerlerde başka işler yapıyorlar. Dolayısıyla çiftçiye bilgi desteği olmuyor, planlama desteği olmuyor. Esas gerçek yerde destek verilmiyor. Köylüye plansız ve programsız bir teşvik veriliyor. O teşvikler de yetersiz. Batıyla mukayese ettiğiniz zaman çiftçiye verilen destekle, ya mesela Avrupa'da senede toplam 50 milyar dolar destek veriliyor. Amerika'da 60-70 milyar dolar çiftçiye destek veriliyor. Türkiye'de verilen desteğin tamamını topladığınız zaman 10-12 milyar dolar falan tutuyor. Dolayısıyla şimdi geçen sene sadece tarım ürünlerine 15 milyar dolarlık ithalat yapmışız. Bunun hepsini Türkiye'de üretebiliriz. Hatta bunları daha önce biz dışarıya ihraç eden ülkeydik. Bundan 10 sene 15 sene önce Türkiye kendi kendine yeten, tarımda kendi kendine yeten 7 ülkeden biriydi. Şimdi bir sene o olmuyor, öteki sene o olmuyor vesaire filan. Dolayısıyla üretimde bir planlamanın olmaması, planlama teşkilatının dağıtılmış olması var ama bir planlama teşkilatı çalışmıyor, işlevi yok. Tamamen işler serbest piyasa ekonominin kaderine terk edilmiş. O da işte çiftçi kendisine kadar planlarsa, bu sene işte bana diyor ki patates para etmedi, ben dikmiyorum diyor. Bir iki sene daha dikmiyor. Ondan sonra büyük şehirlere göç ediyor. Büyük şehirlere geldiği zaman da eğitimi olmadığı için bir iş bulamıyor vesaire falan. Dolayısıyla toplum bir bütün halinde üretimsizlikten dolayı bir çöküşe doğru gidiyor. Siz çözümü planlı üretimde buluyorsunuz. Planlı şimdi üretim. İki gün sonra pazar günü 24 Haziran'da seçim olacak. Buna ilişkin neler söylüyorsunuz? Hükümet değişse bile sonuç itibariyle uygulanması gereken çözüm yolu tek midir? Tektir, plandır. Plansız olmaz. Yani bir ülke ne kadar serbest piyasa ekonomisi yönetiliyor olursa olsun planlama yapması lazım. Türkiye'nin en önemli eksiği planlama eksiğidir. Hangi iktidar gelirse gelsin planlamayı söylemesi lazım. Bakıyoruz propaganda konuşmalarında bunlar yok. Yani
propaganda konuşmalarında halk yok. Polemik yapıyorlar birbirleriyle ve gerçekler konuşulmuyor. Türkiye'nin genel gerçeği konuşulmuyor. Dolayısıyla yapılacak iş üretim planlaması yapmak. Bu üretim planlaması yapılmadan bu planı yapacak olan da devlettir. Çiftçiye bu desteği verecek olan devlettir. Planlama desteğini, akıl desteğini, bilgi desteğini verecek olan devlettir. O zaman patates ve soğanın fiyatı düşer diyorsunuz. O zaman düşer ama bu vaziyette düşmez. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Efendim hemen şunu hatırlatalım. Yani burada vatandaşlara da mikrofon uzatmak istiyoruz ama sayıca çok azlar, pazarcılar daha çok sayı olarak. Tabii marketlerde fiyatlar daha fazla, pazarlar böyleyse marketlerin durumları ne? O da merak konusu diyelim. Hemen şunu aktaralım sizlere. Türkiye'nin gündemi seçime giderken patates ve soğan oldu, domates oldu. Onlardaki fiyat artışları oldu. Biz hemen burada birine mikrofon uzatmak istiyoruz. Diğer ürünlere nasıl yansıyor döviz kurundaki bu dalgalanma? Bunun cevabını alalım. Merhabalar efendim. İlk pazara girerken sizle karşılaştık. Bize biraz dert yandınız. Diğer ürünlerdeki fiyatlara da bakıyoruz aslında. Siz satışlarınız nasıl gidiyor? Nasıl değerlendireceksiniz son durumu? Şu anda genel anlamda piyasa durgun. Hani herkes bir seçim derdine düşmüş. Yani herkese bir seçim havası var ama milletin alım gücü yok. Bugün bir kilo patates şu an dediğiniz gibi 5 lira çok geliyor. Biz burada bir kavunu 3 liraya satamıyoruz. 2 kilo geliyor. Yani herkes dert. Evet, Ankara Akpınar Halk Pazarı'ndandı bağlantımız. Bağlantıda belki bir sorun yaşandı ama Hasret Kaya pazar esnafının ve Bülent Esinoğlu'nun görüşlerini bize aktardı. Hükümet patates ve soğandaki nedenini açıklayamadığı bir durum var. Çözümü de ithalatta arıyor. Peki üretici çiftçi ne diyor buna? Onlar yetersiz tarım politikaları nedeniyle üretimi daralttıklarını, bu yüzden fiyatların arttığını söylüyor. Hükümet çözümü ithalat olarak açıklıyor. Çiftçi ise yetersiz teşvik nedeniyle isyan ediyor. Yıllardır patatesin maliyetleri ağır, masrafları çok ağır. Tarlalım ürünlerimizin tarlada kaldığı için ekim her sene azalttık. Türkiye'nin gündemi patates ve soğandaki artış olunca gözler üreticiye çevrildi. Bunun sebebi üretimin az olması. Üretici 3 yıldır çok zararlar etti. Ekim gücü kalmadı. Çiftçiye göre geçen yıl oluşan fiyatlardaki memnuniyetsizlik bu artışın temel sebebi. Fiyatların yetersizliği çiftçinin ekim alanlarını daralttı. Üretim maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle çiftçi risk almak istemiyor. İşçi bulamıyoruz. Maliyetlerimiz çok ağır oldu. Pazar payımız yok. Bir de ödemişte hastalık nedeniyle verimin düşmesi fiyatları ikiye katladı. Bir de hava şartlarından dolayı erkene giren ilk hasattaki patateslerin hastalık bulmasından dolayı üretimde bir düşüklük oldu. Bundan dolayı fiyatlar biraz yükseldi. İklim koşullarından dolayı patateslerimiz hasta oldu. Verimler de düşük. Ödemiş'te Türkiye'nin patates ihtiyacının yaklaşık %25'i karşılanıyor. Seçim gündemiyle devam edelim. Seçim çalışmalarını İstanbul'da sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, patates ve soğandaki yükselişi değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, Ekonomi Bakanı'nın ithalat açıklamasına tepki gösterdi. 16 yılda bu ülke saman ithal etti. Mercimek ithal etti. Fasulye ithal etti. Yulaf ithal etti. Canlı hayvan ithal etti. Et ithal etti. Şimdi soğan ve patates ithal ediyor. Akıl ve mantığın alacağı bir şey değil. Akıl ve mantığın alacağı bir şey değil. Bu kadar bereketli topraklar üzerinde üretim yapan insanların 5-10 kuruş kazanmalarına hükümet engel oluyor. Fiyatlar arttıysa sorumlusu hükümettir. Hükümettir. Hükümet edenlerdir. Bunlar hangi gerekçeyle gidip vatandaştan oy istiyorlar? Emin olun ben de merak ediyorum. Hangi gerekçeyle? Bu memleketi bu hale kim getirdi? Kim getirdi bu hale? Soğan ithal edecek bir ülke miyiz biz? Patates ithal edecek bir ülke miyiz biz? Aynı kişiler var, aynı bakanlar var, aynı cumhurbaşkanı koltuğunda oturan zat var. Memleketi bu hale getirdiler, şimdi ithalat yapıyoruz. Başka ülkelerin tarımına katkı yapıyorlar bunlar. Boşuna şövalye nişanı vermediler bunlara. Fransa'da boşuna şövalye nişanı vermediler. O ülkelerin tarımına katkıda bulunmak için. Geldiğimiz nokta şudur, tarım üzerinde çok büyük oyunlar oynanıyor. Hükümet
büyük güçlerin şu anda tarım lobisinin, batıdaki tarım lobisinin oyuncağı konumundadır. Teşekkür ederiz. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce TÜSİAD toplantısına katıldı. TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik'le kameralar karşısına geçen İnce, soğan kuru dolar kurunu geçmişse yangın var demektir dedi. Toplum, sokak, vatandaşlar esas ama odaklanan ve esas konuşulan noktada ekonominin ta kendisi. Birçok konuda da yine Sayın İnce'nin programları konusunda bizlerle istişare yapmasından memnuniyet duyacağız. İlk kez soğan doları geçti. Yani soğan kuru, dolar kurunu geçmişse yangın var demektir. Bu yangın varken iş dünyasıyla dertleşmek de bir cumhurbaşkanı adayı olarak çok doğru bir iş olur. Bölgeden gelişmelerle devam ediyoruz. Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Noert, terör örgütü YPG'nin Membiş'ten çekilmeyi kabul ettiğini açıkladı. Ancak çekilmenin tarihiyle ilgili yorum yapmayı reddetti. Öte yandan Amerika'nın Merkez Kuvvetler Komutanı General Joseph Wattle, Membiş'te incelemelerde bulundu. YPG'nin Membiş'ten çekilmeyi kabul ettiğini belirten Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, çekilmenin tarihiyle ilgili yorum yapmayı reddetti. Nauert basın toplantısında Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye arasında varılan anlaşma kapsamında konuştu. YPG'nin Membiş'ten çıkmayı kabul ettiğini söyleyebilirim ama şu anda nerede bulunduklarını söyleyemem dedi. Amerikalı sözcü ayrıca gazetecilere bu konudaki soruları doğrudan YPG'ye sormalarını tavsiye etti. Suriye'nin Membiş kentinde ise Amerika'nın Merkez Kuvvetler Komutanı Wattle'ın başkanlığındaki bir heyet incelemelerde bulundu. Sokakları dolaşan heyet daha sonra kentin sivil ve askeri yönetimiyle bir araya geldi. General Wattle'ın kent halkıyla da görüştüğü ifade edildi. Evet, hem bölgedeki gelişmeleri ele alacağız hem de Amerika ile Türkiye arasında yaşanan bu son ambargo durumunu konuşacağız. Profesör Doktor Sencer İmer, Sayın İmer Ankara stüdyomuzdan programımıza katılacak. Efendim hoş geldiniz Ulusal Kanal'a gün ortasına. Hoş bulduk Umut Bey. İyi yayınlar diliyorum. Biraz önce Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün açıklamalarını ekrana getirdik haberimizde. Membiş'ten çekilecek ama tarihini söyleyemem diyor Amerika Birleşik Devletleri YPG için. Şimdi bu Membiş'le biraz başlamak istiyorum. Hani ambargo da çok sıcak bir gelişme ama çok birbirinden de farklı olmadığı kanaatindeyim. Şimdi ucu açık bir anlaşma dendi bu Membiş için hocam. Sonra yani hükümet ya da devletler arası değil dendi. Yani bir anlaşma değil, yol haritası, bir mutabakat dendi. Esas önemlisi bunlar olurken bir yandan Kandil operasyon devam ediyor, bir yandan da bu ambargo geliyor. Ne oluyor hocam, ne yaşıyoruz biz Münbiş'te, Amerika'yla olan bu ilişkilerde? Ve tabii bu ambargonun sonrasını nasıl görüyorsunuz? Ambargo kararının sonrasını Amerika ile Türkiye arasında? Efendim şimdi önce Suriye ile ilgili isterseniz birkaç söz söyleyeyim. Buyurun. Suriye'de Amerika Birleşik Devletleri YPG'den veya onun şekil değiştirmiş olan Suriye Demokratik Gücü dediğimiz kuvvetten vazgeçmiyor. Halen pozisyonunu koruyor ve halen bu gücü kendisinin kara gücü olarak görüyor. Zaten Suriye'nin kuzeyinde veya Suriye'nin içinde var olabilmesini bu kuvvete borçlu olduğunun farkında. Dolayısıyla PYD, YPG ve adı değiştirilerek kullanılan Suriye Demokratik Gücü Amerika'nın müttefiki olmaya devam ediyor. Bir kere bu noktada Türkiye ile Amerika'nın çıkarları ters düşüyor. Çünkü biz PYD'yi PKK'nın devamı olduğunu biliyoruz ve bizim terörle mücadelemizde bize tehdit oluşturan bir unsur olduğunun farkındayız. Bir terör devleti kurmak için teşebbüs ettiğini biliyoruz. Zaten bu noktada çıkarlarımız Amerikalılarla uyuşmuyor. Uyuşmadığı için biz ne yaptık? Hem Fırat Kalkanı harekatını yaptık hem de Zeytin Dalı harekatıyla Afrin'i kontrol altına aldık. Ondan sonraki hedefimiz de önce Membiç, daha sonra da Fırat'ın doğusunda Kandil'e kadar uzanan, Sincar'a kadar uzanan bölgeyi de kontrol altına almaktı. Şimdi tabii araya seçim girdi. Bu arada Amerikalılar Membiç'e beraber işte idare edelim, PYD'yi oradan çıkaralım derken
Biraz önce komutan da, Amerikalı komutan da söylüyor. Nereye gittiklerini söyleyemeyiz diyor. E şimdi bu adamlar silahları bıraksa bile aşağıda bir sürü silah gene onlara veriliyor. Yani netice olarak burada bir aldatmaca söz konusu benim kanaatimce. Biz bunu çözdüğümüzü zannediyoruz ama burada çözülen falan bir şey yok. Aha. Neticede PYD hala Amerika'nın müttefiki ve Senato'da onaylanan ve bütçe haline gelen para dengesinde 500 ila 600 milyon dolarlık bir para onların maaşlarının ödenmesi, silah verilmesi için ayrılmış durumda Amerikan bütçesinden. Birincisi bu. Demek ki yani şu anda biz neye inanacağız? Bu acaba bir gerçekten Türkiye'nin çıkarlarıyla Amerikan çıkarlarının örtüşmesi midir dersek, ilkesel olarak bir örtüşme olmadığına göre burada da bir örtüşmenin olması söz konusu değil. Yani Amerika'nın bir kere PYD'den tamamen vazgeçmesi gerekir, tamamen silahsızlandırması gerekir ve o bölgede bulunması da o zaman bir gerekçe bulamayacağı için orada olamaz. Suriye rejimiyle anlaşması gerekir. Evet. Esasen burada İsrail'deki Netanyahu'nun izlemiş olduğu politikanın Amerika tarafından da şu anki Trump yönetimi tarafından da aynen devam ettirildiğini görmekteyiz. Yani ben Membiç meselesinin seçimlerden sonra daha açık olarak ortaya çıkacağını, çıkarlarımızın uyuşmadığını tekrar ortaya çıkacağını belirgin bir şekilde göreceğimiz kanaatindeyim. Birincisi bu. İkincisi ambargo meselesine gelince Amerika burada da Türkiye'ye almış olduğu silah sistemi dolayısıyla S-400'ler dolayısıyla kendisine ihanet eden bir güç muamelesi yapıyor. Ve zaten kullandıkları ifade de aynen bu. Diyor ki sen benim onayım olmadan S-400'leri alamazsın. Bununla hava savunma sistemi kuramazsın. E şimdi Türkiye ne yapsın? Yani Türkiye bir noktada kendi yüksek irtifalı savunma sistemine, hava savunma sistemini kurmak zorunda. Amerikalılardan bunu alamadı. Çin'den alacaktı, yarım kaldı. Avrupa'dan alacaktı, o da olmadı. Neticede Türkiye Rusya'dan iyi bir hava savunma sistemi alıyor ve teknolojisini de alıyor. Çünkü Türkiye aynı zamanda teknolojiyi de devralarak yerli yapım payını yükseltmeye çalışıyor. Türkiye'nin genel stratejisi silahlı kuvvetlerin ihtiyacının karşılanmasında hava, kara ve deniz olarak yerli yapım payının %90'lara çıkarılması. 2000'lerde bu %20 idi yerli yapım payı aldığımız ürünlerin içerisinde. Şu anda %50'leri buldu, hatta üzerine çıktı. Şu halde biz bir sistem alırken onu kendimiz yapabilecek hale gelmek durumundayız. Dolayısıyla teknolojiyi de transfer etmek durumundayız. Amerika burada buna karşı çıktı. Dolayısıyla da Türkiye kendi çıkarlarına uygun şekilde bir karar verdi ve bu S-400'leri aldı. Şimdi sen misin bunu alan? Diyor ki sen bunu nasıl alırsın? O zaman ben de sana ambargo uygulayacağım. Senato'da çıkan son bütçe tasarısında, bu bir kanundur. Bu kanundur, bütçe kanunudur. Bu bütçe kanununda çok açık şunu söylüyor. Birincisi bu F-35'leri vermeyeceğiz. F-16'ları vermeyeceğiz. Efendim Sikorsky'nin belli tip helikopterlerini, efendim taarruz helikopterlerini vermeyeceğiz. Yani yalnızca F-35'lerle sınırlı da değil bu. Şimdi bu durum karşısında bundan sonra ne olacak? Bundan sonra Temsilciler Meclisi'ne gidecek. Orada onaylanacak. Ondan sonra başkanın önüne gelecek ve başkanın imza etmesiyle de bu kanun yürürlüğe girmiş olacak. Şu anda kanun tam yürürlüğe girmediği için daha önce yapılmış olan bir anlaşma gereği F-35'ler, ki bunun için 700 milyar dolara yakın bir bütçe var biliyorsunuz. Türkiye de buna belli bir oranda katılmıştır. Hatta belli parçalar Türkiye'de TAİ tarafından üretilmektedir. Bu projeden 100 tane uçak almaya karar verdi Türkiye. Yani her bir uçağın aşağı yukarı 100-120 milyon dolar olduğunu düşünecek olursanız 12 milyar dolarlık ciddi bir şeyden bahsediyoruz. Ticaret hacminden bahsediyoruz. Amerika diyor ki ben bunu sana vermeyeceğim. Sen bu Rusların sistemini aldın diye. Şimdi ama iki tane uçağı teslim ediyorlar bugün seçim öncesi. Nerede? Teksas'ta. Ama uçaklar nerede kalıyor? Amerika'da kalıyor. Ne zamana kadar? 2019'un sonbaharına kadar. O esnada bizim pilotlarımız orada bu uçağı kullanmayı öğrenecekler. Orada kalacaklar. Eğer bu ambargo kanunu yürürlüğe girmezse bu uçaklar Türkiye'ye gelecek ve Türkiye'de konuşlanacak. Arkasından da diğer 98 tane F-35 de bize verilecek.
Fakat bence hadise gerginlikle devam etmektedir. Amerikan hükümeti, icra organı olan başkan burada bir raporun hazırlanmasını istiyor zaten bu kanun. Bu rapor biliyorsunuz Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanacak. Yapıldıktan sonra Dışişleri Bakanlığı'na sunulacak. Yani bir prosedür halen yürümektedir. Amerika yani özetle Türkiye diyor ki sen benim iznim olmadan başka silah sistemlerine geçemezsin. Geçersen de ben de sana böyle yaparım diyor. Peki o zaman Türkiye F-16'ları süreci artık kullanma dönemi sona erdiğine göre daha gelişmiş bir avcı uçağını almak zorunda mı? Evet zorunda. O zaman bunu Amerika'dan alamazsa aynen S-400'lerde olduğu gibi nereden alacak? Kendisi yapmadığına göre. Bunu alacağı yer ya Avrupa olacak, Eurofighter'lar var, yahut Rusya olacak, yahut Çin olacak. Yani netice olarak Türkiye, Amerika eğer bunu vermezse başka yerden de bunu tedarik etmek zorunda kalacaktır. Yani alternatifi yok diye bir durum yoktur. Gayet tabii bu arada kendi silah sistemlerini de uçaklar olarak da geliştirmeye devam etmektedir ve çalışmaya da devam edecektir. Yani gördüğünüz gibi Amerika açık olarak diyor ki sen benim sözümün dışına çıktığın andan itibaren ben sana ambargo uygularım. Bu neyi hatırlatıyor? Kıbrıs harekatını yaptığımız zaman da bize uygulanmış olan ambargoyu hatırlatıyor. 1974 harekatından sonra. Hatta İsmet Paşa'nın hayatta olduğu birinci harekatta 1963'te Türkiye'ye gelen ünlü Johnson mektubunu hatırlatıyor. Bütün bunlara baktığımız zaman da demek ki bizim müttefik olmamıza rağmen kendi silah sistemlerimizi bir noktada kendimizi savunabilecek bütün silah sistemlerini tedarik edecek ve yapacak. Mümkün olduğu kadar yerli yapım payını da yükseltecek. Bugüne kadarki uyguladığımız politika doğrudur bu yönde. Deniz kuvvetlerinde bu oran çok yüksektir. Hava kuvvetlerinde daha düşüktür. Karada da yüksektir. Bunu bir şekilde bir noktaya taşımamız gerekiyor. Benim görebildiğim budur. Amerika'nın da yalnız bu konuda değil, aynı zamanda ticari alanda da Türkiye'ye karşı ve diğer ülkelere karşı bir baskı uygulama politikası var. Mesela İran'a ambargo uyguluyor. Diyor ki bu 5+1 anlaşmasından ben çekiliyorum. Başka birisi ticaret yaparsa ona da ceza uygularım. Şimdi ticaret yapacak olan, İran'la ticaret yapacak olan ülkelerde buna itiraz ediyorlar ve kafa yoruyorlar. Acaba doları kullanmadan, Amerikan bankacılık sistemini kullanmadan biz bu engeli nasıl aşabiliriz diye. Amerika eğer bunu böyle zorlamaya devam ederse, bunun sonucunda dolar bana sorarsanız dünya para birimi olmaktan çıkabilir. Yani insanlar o zaman der ki, ya lanet olsun biz bununla mı uğraşacağız? O halde başka bir para birimi koyalım. Bu hangi para birimi olur? O zaman işte mesela IMF'nin çekim hakları dediğimiz değer veya işte bir sepet veya hatta belki Çinliler şu anda büyüyen önemli bir ekonomi olduğuna göre Çin para birimi de bu duruma gelebilir. Yahut da altın aynı duruma gelebilir. Zaten Türkiye'de dikkat ederseniz bu engelleri aşabilmek için mesela İran'la, mesela Rusya'yla, mesela Çin'le yerli para birimleriyle ticareti yürütmek için kararlar aldı ve bunları uygulamaya çalışıyor. Hocam burada şunu sormak istiyorum. Terörle mücadele devam ediyor içeride ve dışarıda. Bu Amerika'nın ambargosu hoş, hani daha yasalaşmadığının altını çizdiniz. Sahaya bu terörle mücadeleye sizce nasıl yansır? Bir yansıması olur mu? Peşi sıra bu ambargoyu, yani yasalaşmadı ya, bir süreç devam ediyor. Bu noktada geri adım attıracak Türkiye nasıl bir adım atmalı, nasıl bir tepki, tavır sergilemeli sizce? Efendim ses biraz telefonla zor geliyor, anlamam zorlaşıyor ama anlayabildiğim kadarıyla sorduğunuz soru terörle ilgili boyutu değil mi işin? Evet, nasıl yansır sahaya bu ambargo? Şimdi efendim, Türkiye bu mücadeleyi sonuna kadar devam ettirmek zorunda. Seçimleri kim kazanırsa kazansın, bu mücadele devam edecek. Ve bu mücadele devam ederken de Amerika ile ister istemez birçok noktada ters düşmekteyiz. Evet. Çünkü Bay Netanyahu'nun mütecaviz politikasını maalesef esas alan Trump yönetimi,
Amerika'nın içinde istediklerini yapabilmek için muhtemelen böyle davranmakta. Bu davranış tarzını sürdürecektir. Bu da tabii Türkiye ile Amerika'nın ayrışmasına neden olacaktır. Şu anda Münbiç'te çözülmüş gibi görünen hadise detaya girildiği zaman ve özellikle Fırat'ın doğusuna geçildiği zaman ve PYD'nin istikbali ne olacak? Bunlar hala Amerika'nın oradaki, çünkü bütçeye para koyduklarını biraz önce söyledim. 600 milyon dolara yakın. Bu hala devam ettiğine göre bunu nasıl bağdaştıracaksınız? Yani çelişkilerle dolu bir durumdan söz ediyoruz. Dolayısıyla seçim öncesi Türkiye'nin bu konuda bir takım özel adımlar atmasını bekleyemeyiz. Ama seçimler bittikten sonra Türkiye'nin kim gelirse gelsin bu konuda ciddi kararlar alması gerekecektir. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bugüne kadar ifade etmediği halde Şam'la irtibat kurulması konusunda açıklamaları oldu. Oraya büyükelçi gönderilmesi konusunda. Bunlar olumludur. Özellikle Astana sürecinin devam ettirilmesi gerekmektedir. Yani Türkiye bir noktada Membiç meselesinde Amerika ile beraber iş tutuyor. Bu yüzden de efendim Astana süreci yürümeyecek diye düşünülürse bu tamamen yanlıştır. Çünkü gerek Kandil'deki mücadelede İran'a ve Bağdat rejimine, gerekse Suriye'deki mücadelede, terörle mücadelede Suriye rejimiyle ve Rusya'yla ve İran'la işbirliğine çok büyük ihtiyaç vardır. Dolayısıyla İdlib meselesinin halledilmesi ki önümüzde ciddi bir problem olarak durmaktadır. Eğer o bölgeye yapılacak taarruzlarda oradaki siviller yukarı doğru bir göç hareketine başlarlarsa bu hem Türkiye için hem Avrupa için çok ciddi bir tehdit oluşturabilir. O bakımdan Türkiye'nin Rusya ve İran'la yürüttüğü Astana sürecini mutlaka devam ettirmesi gerekmektedir. Amerika bunu istemese dahi. Yani Türkiye kendi çıkarlarını, her ülke gibi kendi çıkarlarını savunmak zorundadır. Amerika ile mutlaka çıkarlarını örtüştürmek durumunda değildir. Esas örtüştürmesi gereken Amerika'nın kendisidir. Çünkü bu bölgede kalabilmek istiyorsa Amerika mutlaka Türkiye ile iyi geçinmek, iyi ilişkiler kurmak zorundadır. Peki hocam, hani Astana dediniz, Astana'daki ortaklarımız Rusya ve İran'ın bu Membiç yol haritası, bu mutabakata ilişkin tavrını nasıl yorumluyorsunuz? Sanki biraz sessiz kalıyorlar. Rusya ile olan ilişkiyi soruyorsunuz değil mi efendim? Rusya ve İran'ın bu Membiç anlaşması ya da mutabakatına ilişkin tavrını soruyorum. Onlar neden sessiz kalıyorlar sizce? Çok doğru bir soru. Hı hı. Şimdi esasen bu Membiç meselesinde aynı zamanda Amerikan dış siyasetinin izlediği hedef Türkiye'nin İran'la ve Rusya ile olan münasebetlerinde de sıkıntı çıkarmaktır bana sorarsanız. Hı hı. Yani siz onlarla çalışmayı bırakın, biz varız, bizimle bu işi götürün demektir. Fakat bizim bunu Amerika ile götürerek çözmemiz mümkün görülmemektedir. Çünkü Amerika maalesef biraz önce de söylediğim gibi bu PYD'yi kendi ortağı kabul etmektedir. Bütçesine para koymuştur, silahlandırmaktadır. Oradan çıkarsa nereye gideceği belli değildir. Halen orada varlığını sürdürmektedir. Artı bir de orada bir terör koridorunun oluşturulması, bir terör devletinin oluşturulmasından da vazgeçmiş değildir. İran'a karşı uyguladığı ambargo, işin öbür tarafına bakacak olursak, devam etmektedir. Yani Türkiye bir noktada İran'la da karşı karşıya getirilmek istenmektedir. Evet. Halbuki Türkiye'nin İran'a ihtiyacı, İran'ın da Türkiye'ye ihtiyacı vardır. Aynı şey Rusya için de geçerlidir. Dolayısıyla burada Amerika kendi çıkarları doğrultusunda hareket ederken Türkiye'yi İran ve Rusya'nın dışında bir alana itelemek istemektedir. Ama öbür taraftan uyguladığı silah ambargosuyla da eğer gördüğünüz gibi Türkiye'yi tehdit etmektedir. Dolayısıyla Türkiye burada ciddi kararlar almak zorundadır. Bu kararları da alacaktır. Yani tek bu silahların tedarik edilebileceği tek yer Amerika Birleşik Devletleri değildir. S-400 örneğinde görüldüğü gibi. Kandil operasyonu da yorumlamanızı isteyeceğim hocam. Yani Membiç sıkıntılı dediniz. Kandil'e yapılan operasyonun da bu sıkıntıyı bertaraf etmek adına bir denge çabası diye yorumlar var. Siz ne diyorsunuz? Kandil operasyonu nereye koymak lazım tüm bu yaşanan gelişmeler ışığında? Efendim, Kandil önemli bir yer.
Çünkü coğrafi olarak askerler tabii bunu daha iyi bilirler onların alanına girdiği için. Coğrafi olarak çok iyi korunmuş olan bir yer, teröristlerin barınması için pek çok uygun olan bir yer. Burayı kontrol edebilmek için çok büyük askeri kuvvetleri oraya sokmak gerekir. Şu anda o kadar büyük kuvvetler oraya girmiş değil. Ayrıca Kandil'in bir ucu da İran'a uzanmaktadır. Zannediyorum üçte bir kadar bir kısmı. Dolayısıyla İran'la siz bu meseleyi müşterek ele almazsanız, o zaman adamlar o tarafa kaçıp sonra tekrar geri gelebilirler. Yani Kandil meselesinin nihai olarak çözülebilmesi her şeyden önce Türkiye'nin İran'la ve Bağdat'la özellikle, çünkü Kandil netice itibariyle Irak toprakları içerisinde olan bir yerdir. Evet. Bu işi anlaşarak çözmesi gerekir. Zaten Bağdat'ta da yeni bir hükümet biliyorsunuz kuruluyor. Eğer bunu dikkate alacak olursak, yalnız başımıza bizim Amerikalılarla anlaşarak falan Kandil meselesini halletmemiz mümkün değil. Zaten Amerika PYD'den vazgeçmiş değil. Yani PKK'ya terör örgütü diyor ama öbür taraftan PYD'yi hala müttefiki olarak görmeye devam ediyor. Bunun adını istediği kadar değiştirsin. İster Suriye Demokratik Gücü desin, ister başka bir şey desin. Bunlar hiç fark etmiyor. Dediğim dedik, çaldığım düdük dediğimiz bir pozisyon içerisinde. Bu da Netanyahu'nun bölgede takip ettiği agresif, mütecaviz İsrail'in Şahin kanadının uyguladığı politikalara paralel bir politikadır. Ben bunun başarılı olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü Avrupa Birliği de bundan çok çekmektedir. Çünkü burada bu iç savaş devam ettiği sürece, gerek Suriye'nin içerisinde, gerekse Irak'ın içerisinde, şimdi orada duruldu ama devam ettiği sürece Avrupa da bundan nasibini almaktadır. Çünkü bu göç hareketleri şu anda Avrupa'yı tehdit etmektedir ve bugün Avrupa Birliği'nin bir numaralı konusu, eğer öyle isterseniz, göçü önleme politikasıdır. Hatta Bayan Merkel koltuğu sarsılmaktadır şu anda biliyorsunuz. Ortağı olan Hristiyan Sosyalist Birliği bunu ya çözersin ya çözmezsen de biz kendimiz çözeriz diyerek ona son ay sonuna kadar bir ultimatum vermiştir. Yani bütün Avrupa çatırdamaktadır. Bütün Avrupa'da sağ partiler hızla yükselmektedir. Bütün bunlar göçe karşı Avrupa'nın artık çaresizlik içerisinde kaldığını göstermektedir. Gerek Afrika'dan gelen göç, gerekse doğudan gelen göç. Türkiye o bakımdan çok önem arz etmektedir. Libya da aynı şekilde, Kuzey Afrika'da. Bunlara baktığımız zaman da yani şu cereyan eden olaylar, buradaki iç savaşın bitmemesi, devam etmesi Suriye'de, Irak'ta kargaşanın kısmen devam etmesi, bunların hepsi maalesef Amerika'nın teşvik etmiş olduğu bir göç hareketinin başlangıcıdır. Aynı şeyi Afganistan'da da görmekteyiz. Dolayısıyla Afganistan'dan ve Pakistan'dan gelen göç hareketleri de bir noktada oraların karıştırılmasından, oralarda kaos yaratılmasından kaynaklanmaktadır. Tabii Amerika için durum kolay. Çünkü böyle bir göç olduğu zaman da kimse denizi yüzerek geçemez. Okyanusu. Amerika'ya gidemez. Ama Amerika kendi başına geldiği zaman, özellikle şimdi biliyorsunuz Amerika'da da aktüel bu konu, duvar yapmaya çalışıyor. Meksika'dan ve Latin Amerika'dan gelen göçmenlere karşı öyle tedbirler alıyor ki Trump geri adım atmak zorunda kaldı. Anne ve babalarından çocuklarını ayırıyor. Bu Amerika'nın içerisinde dahi büyük bir infiale sebebiyet verdi. Yani biz çocuk bir ailenin küçük çocuklarından ayrıldığını, çocukların ayrı bir yere götürüldüğünü, anne babanın ayrı bir yere götürüldüğünü düşünün. Bu şekil önlemlerle Bay Trump göç hareketini Amerika'nın içinde önlemeye çalışıyor. Ama burada göç hareketleri devam etmiş, onu hiç rahatsız etmiyor. Hocam bu Manbij'den bahsetmişken şunu da sormak istiyorum. Siz de dile getirdiniz. Fırat'ın doğusu. Buraya vurgu yaptı Sayın Dışişleri Bakanı. Bu Manbij mutabakatı Fırat'ın doğusundaki şehirlere de uygulanacak dedi. YPG bu Fırat'ın doğusundan nasıl çekilecek? Çekilirse nereye gidecek? Bu da ayrı bir soru değil mi? Efendim oradan kim çekilecek? Daha kimsenin böyle bir şey söylediği falan yok. Biz yalnız Manbij'i konuşuyoruz. Hı-hı. Bizimkilerin arzusu bu. Bizimkiler diyorlar ki Manbij'de böyle bir çözüme ulaştık. Biz bunu Fırat'ın doğusunda da uygularız. Amerika buna evet falan demiş değil. Ha. Yani orada çekilmiş olan, çekildiği iddia edilen PYD nereye gidiyor? Silahları verdi deseniz aşağıdan yeni silahlar veriyorsunuz. Kim kimi kandırıyor? Yani burada onun için ana noktayı unutmamak lazım Umut Bey. Ana nokta Türkiye'nin çıkarlarıyla Amerika'nın çıkarları özellikle bu PYD konusunda örtüşmemektedir.
Bu çok açıktır. Suriye politikası konusunda örtüşmemektedir. Ben size bir şey daha söyleyeyim. Afganistan politikasında da örtüşmemektedir. Çünkü Afganistan'daki terör faaliyetlerinin devam etmesi bir noktada oradaki insanların göç etmesine sebebiyet veriyor. Bu göç nereye geliyor? İran'a geliyor, Türkiye'ye geliyor, Avrupa'ya gidiyor. Avrupa'nın çıkarları, İran'ın çıkarları ve Türkiye'nin çıkarları bu konuda örtüşmektedir. Yani bu bölgelerin karıştırılmaması lazım, kaos çıkarılmaması lazım. Kaos politikalarıyla çalışmaktan Amerika'nın artık vazgeçmesi lazım. Gerek Afganistan'da, gerek Pakistan'da, gerek Irak'ta, gerek Suriye'de, gerekse Kuzey Afrika'da. Bunlardan vazgeçmesi lazım. Bu şekilde yürümez. Hocam son bir soru. Bir seçim dönemindeyiz. Türkiye'yi yönetmeye aday isimler var. Tüm bu sorunlara deminden beri değindiğimiz Kandil'den Membiş'e, işte silah ambargosundan Suriye'deki gelişmelere kadar sizce sağlıklı bir yaklaşım söz konusu mu adayların ortaya koyduğu politikalar, seçim beyannameleri ya da bildirgeler açısından bakıldığında ne söyleyebilirsiniz? Efendim, partiler benim gördüğüm kadarıyla radikal olarak biraz önce benim söylediğim açıklıkta bunu ifade etmekten çekiniyorlar. Yani belki Amerika'yı kızdırmayalım diye düşünüyorlar. NATO'yu kızdırmayalım diye düşünüyorlar. Fakat bu yanlış bir yaklaşım. Çıkarınız neyse onu söylemek zorundasınız. Yani kim kızacaksa kızar. Çünkü her halükarda çıkar farklılığı varsa çatışma kaçınılmazdır. O halde bunu ismini koyarak ortaya koymak lazım. Koyduktan sonra çözmeye çalışmak lazım. Karşı taraf eğer bu çıkar farklılığını ortadan kaldırmıyorsa çatışma devam edecek demektir. Bunu söylemekten kaçınıyorlar diyorsunuz. Gerçi ben seçimde de bunun yeterince dile gelmediği kanaatindeyim. Anladım. Gerçi bu noktada Sayın Perinçek ve Vatan Partisi'ni ayrı tutmakta fayda var. Gerek İncirlik'in kapatılması, gerek Gülüşe'ye el konulması noktasında. Sayın Perinçek'in açıklamaları var. Çok net, açık olarak. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Doğru. Gündemdeki bu başlıkları, güncel konuları değerlendirme fırsatı bulduk yine değerli yorumlarınızla. Katılıp katkıda bulundunuz. Kolaylıklar diliyorum efendim. Estağfurullah. Profesör Doktor Sencer İmerdi konuğumuz, Anka Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı. Kandil operasyonunu, Memmiş'teki devam eden bu anlaşmayı, bu devriye görevini, Amerika'nın Türkiye uygulamaya kalktığı, işte daha kanlaşmadı ama kanlaşması muhtemel, bu silah ambargosunu, Suriye'deki son durumu, tüm bu gelişmeleri konuşmaya çalıştık. Tabii seçim döneminde siyasi partilerin, adayların, Cumhurbaşkanı adaylarının bu konulara eğilmesi, bu konularda tavır göstermesi de bir sorumuzdu. Yeterli görmediğini, Amerika'dan, NATO'dan bu siyasi partilerin, liderlerin çekindiğini söyledi. Sayın Perinçek ve Vatan Partisi'ni ayrı tutarak Sayın Perinçek İncirli'ye konulması gerektiğini dile getirmişti. Ambargo kararının hemen ardından yine Genel Başkan Yardımcısı Sayın Karataş da Kürecik üssünü direkt hatırlatmıştı. Kürecik'teki radar üssünü. Bu konuda Vatan Partisi ve Sayın Perinçek farklı bir tutum sergiledi. Kısa bir ara vereceğiz. Bir reklam arası. Aranın ardından gün ortası devam edecek. Silahlı kuvvetleri, Cimbres'teki sıcak çatışmalar buradan. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yani Gazi. Şu anda bizim de istediğimiz. Türk Silahlı Kuvvetleri, Cimbres'teki sıcak çatışmalar buradan. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yani Gazi. Şu anda bizim de istediğimiz. Gün ortası devam ediyor. Haberlerle devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce İzmir'de konuştu. Katılımın yoğun olduğu mitingde kalabalığa seslenen İnce, Bakanlar Kurulu'na HDP'li isimler alacağını açıkladı. Seçilirse başkan yardımcılığı görevine tüm partilerden liderleri davet edeceğini söyledi. Her şey hazır. Kadro hazır. Ekonomiyle kim ilgilenecek hazır. Dış politikayla kim ilgilenecek hazır. Zımba gibi bir ekip var. Yakında açıklayacağım. Cumhurbaşkanı yardımcılığına teklif edeceğim. Diğer muhalefet partilerin genel başkanlarına teklif edeceğim. Gelin Cumhurbaşkanı yardımcısı olun diyeceğim. Bakanlar kurulunu sadece Cumhuriyet Halk Partililerden yapmayacağım. Bakanlar Kurulu'nda her partiden insanlar alacağım. Orada CHP'li olacak, ürkücü olacak,
HDP'li olacak, İYİ Partili olacak, Saadet Partili olacak, AK Partili de olacak. Herkes olacak. Türkiye'yi birleştireceğim. Türkiye'yi kucaklayacağız. Ekibimle aylardır çalışıyorum. Hatta bu çalışmalarım tam 7 yıllık bir çalışmadır. 7 yıllık. Erdoğan kendisine saray hazırlıkları yaparken ben Türkiye'yi yönetme hazırlıkları yapıyordum. Amerika öncülüğündeki uluslararası koalisyon Suriye'de iki ayrı noktaya hava saldırısı düzenleyerek 9 kişinin ölümüne yol açtı. O noktalardan biri Deir ez-Zor bölgesinde bir köy. Saldırı sonucu 8 sivil hayatını kaybetti. Diğer saldırı ise Humus'taki Suriye ordusu mevzilerine yönelik gerçekleştirildi. Bir subay yaşamını yitirdi. ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon Suriye'de hem orduyu hem sivilleri hedef aldı. 9 kişi koalisyonun düzenlediği hava saldırıları sonucu yaşamını yitirdi. ABD önderliğindeki koalisyona ait savaş uçakları Deir ez-Zor bölgesindeki Eş-Şafa köyünü bombaladı. Suriye Devlet Haber Ajansı SANA 8 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu. Yaralı sayısı ise henüz bilinmiyor. Köye düzenlenen saldırı sonucu birçok ev hasar gördü. Saldırılar bununla da sınırlı kalmadı. Koalisyon güçleri sivillerin yanı sıra Suriye ordusunu da hedef aldı. Koalisyona ait uçakların Humus'taki Suriye ordusu mevzilerine yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısında bir subay yaşamını yitirdi. El Halba köyünde ilerleyen 3 ABD aracının ordu mevzilerine ateş açmasına Suriyeli askerler karşılık verdi. Bunun üzerine hava saldırısı gerçekleşti. Amerikan saldırılarını değerlendiren bir Suriye ordu yetkilisi farklı bir noktaya işaret etti. Yetkili bu olayın ordu güçleriyle ABD askerleri arasında karadaki ilk çatışma olma özelliğini taşıdığını kaydetti. Memiş'te devriyeye başlayan Türk Silahlı Kuvvetleri Cerablus'ta olası bir PKK saldırısını önledi. Birlikler bomba yüklü bir motosiklet ele geçirdi. PKK-PYD'nin Cerablus'ta planladığı hain saldırı Mehmetçiğin dikkatiyle önlendi. Türk Silahlı Kuvvetleri Fırat Kalkanı harekatıyla terörden arındırılan Cerablus'la terör örgütü PKK-PYD işgalindeki Membiç arasında devriyede. Mehmetçik devriye görevi yaparken teröristlerin Cerablus'ta bomba yüklü araçlarla saldırı planladığı ortaya çıktı. Kentte devriye gezen güvenlik güçleri bomba yüklü bir motosiklet ele geçirerek olası bir saldırıyı engelledi. Amerikan ordusuyla eş zamanlı olarak mayın ve el yapımı patlayıcıları imha etmek için faaliyet yürüten birlikler zırhlı araçlarla bölgede devriye geziyor. PKK-PYD'nin işgal ettiği Membiç'ten çekilmesi için Türkiye çalışmalarını sürdürürken Cerablus Membiç hattında birçok bölgede kontrol noktası oluşturuldu. Amerika'nın Türkiye'ye ambargo kararı Kıbrıs Savaşı'ndan bu yana en büyük hasmane davranış. Türkiye F-35'i alarak Amerika'ya bağımlı hale getiriliyor. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Emekli Tümgeneral Beyazıt Karataş, Amerika'nın ambargo kararını ve Türkiye'nin Amerika'dan alacağı F-35'lerle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Karataş, Amerika ambargosuna karşı iktidar ve muhalefeti eleştirdi. Türkiye'nin derhal Kürecik radar üssünü kapatması gerektiğini vurguladı. Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra uygulanan ambargodan çok daha büyük bir ambargo geliyor size. Amerika'nın Türkiye ambargosunu bu sözlerle değerlendirdi. Amerika Birleşik Devletleri kararına gereken yanıtı vermeyen iktidar ve muhalefeti eleştirdi. Vatan Partisi dışında bu konuyla ilgilenen yok dedi. Benim iktidarım devam etsin veya ben iktidara geleyim. Kayıtsız şartsız bir şeyler yapıyormuş gibi gözükeyim. Ondan sonra da çekip gideyim. Hesap soran da yok çünkü. Şeffaflık yok. Türk Hava Kuvvetleri'nde uzun yıllar görev yapan emekli Tümgeneral Beyazıt Karataş, F-35 alımını ve siyasi gelişmeleri değerlendirdi. Amerika Birleşik Devletleri, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı olan emekli Tümgeneral, Amerika'nın ambargo kararının Kıbrıs Savaşı'ndan beri Türkiye'ye en büyük hasmane tutum olduğunu söyledi. Basit bir
senatodan geçmiş karar değil, son yıllarda uygulanmış olan en hasmane davranıştır. Ambargo tasarısının onaylanması halinde Türk Hava Kuvvetleri'ni bekleyen tehlikeleri sıraladı. Uyumaya devam ederseniz, başınızı kuma gömerseniz bakın neler olacak. Sikorskileriniz, Kobralarınız, F-16'larınız, Patriotlar veya Batı ile yapmış olduğunuz Fransa ve İtalya ortak yapımıyla yapmış olduğunuz sistemler dahil olmak üzere ve bunların yedek parçaları, eğitimleri ve aklınıza gelebilecek olan ve bunları etkileyebilecek olan her türlü ekonomik ve askeri baskıyı size uygulayacaklar anlamına geliyor. İktidar ve Vatan Partisi dışındaki muhalefetin konuya sessiz kalmasını eleştiren Karataş, Amerika'ya verilmesi gereken yanıtı da açıkladı. Küreciyi kesinlikle kapatacaksınız. Küreci kralları tamamen İsrail ve Amerika'nın güvenliğini sağlıyor. Bakın biz buradan İsrail'in ve Amerika'nın güvenliğini sağlamak için ev sahipliği yapıyoruz ve hedef teşkil ediyoruz kendimizi. Yani ilk vurulacak yerlerden bir tanesi de eğer siz bir ülkeye hasmane davranırsanız bu İran, adını da koyalım, resmen İran'a karşı çevrelemeye yönelik ve Rusya'ya karşı kullanılan bir izleme radarı. Türkiye'ye hiçbir faydası yok. F-35 alımı. Türkiye'de konuyu en çok bilen isim olarak konuştu Karataş. F-35'lerin bilinmeyenlerini anlattı. Geçmişte olduğu gibi klasik lojistik sistem içerisinde kendiniz yedek parça, stoktu, şuydu, buna benzer şeyleri, yani klasik lojistik ihtiyaçlarınızı karşılama bölümünü tamamen Amerika'ya, Amerikalı şirkete veriyorsunuz. Türkiye için kazanç mı yoksa zarar mı? Bu soruyu da yanıtladı emekli tümgeneral. Türkiye Amerika'ya bağımlı hale getiriliyor dedi. F-35 ile ilgili bölümü açısından %100 Amerika'ya bağımlı olacak. F-35 projesi iddia ediyorum Türkiye'nin milli uçak projesini engellemeye yönelik bir projedir. Amerika'nın bölgedeki hedeflerini de açıkladı Beyazıt Karataş. Siyasilere çiçek böcek devri bitti, uyanık olalım çağrısı yaptı. Öncelik şu anda bizim bölgemizde, Orta Doğu'da, İran'dan başlayacak şekilde, Rusya'yı çevrilecek şekilde bu çalışmalarına devam edecek. Bu şu anlama geliyor. Uyumak yok. Artık önümüzdeki dönem içerisinde böyle laleyle, çiçekle, böcekle, tatlı sözlerle, işte şunu asacağım, bunu keseceğim, şunu kapatacağım falan. Bunlarla falan Türkiye yürümez. Karşınızda önemli bir çevreleme var. Sayın seyirciler, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Doğu Akdeniz'de nefesleri kesen bir tatbikata imza attı. Günden güne ısınan sularda ortak arama kurtarma tatbikatı yapan iki ülke dosta düşmana biz buradayız mesajı verdi. 24 saat süreyle arama kurtarma faaliyetlerini Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından koordineli bir şekilde ve karşılıklı işbirliği içinde başarıyla icra edebileceği ulusal ve uluslararası kamuoyuna bir kez daha gösterilmiştir. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ortaklığıyla yapılan Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2018 arama kurtarma davet tatbikatı nefesleri kesti. Doğu Akdeniz'de sular iyice ısındı. Türk Silahlı Kuvvetleri de Membiç'te, Irak'ın kuzeyinde olduğu gibi Doğu Akdeniz'de de tüm varlığını gösteriyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye ortak gerçekleştirdikleri Şehit Teğmen Caner Gönyeli arama kurtarma tatbikatıyla bu hareketli sularda adeta gövde gösterisi yapıyor. İşte bugün de bu tatbikatın ikinci safhası, yani deniz safhası başladı. Kara safhası başarıyla tamamlanan tatbikatın ikinci gününde deniz safhası vardı. Deniz safhası iki senaryodan oluşuyor. İlk senaryoda Doğu Akdeniz'de yaşam mücadelesi veren mülteciler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye'nin ortak kabiliyetiyle kurtarılıyor. Arkamda gördüğünüz senaryoda şu anda Türk Hava Kuvvetleri'nin Cougar tipi helikopteriyle yaşam mücadelesi veren mülteci başarıyla kurtarıldı. Genelkurmay Başkanlığı koordinesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı Sevk ve İdaresinde icra edilen tatbikatın deniz safhasındaki bir diğer senaryodaysa zehir halinde bulunan ve çatma sonucu yangın çıkan bir kuru yük gemisinden denize atlayan kazazedelere müdahale edildi.
Tatbikatta Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir fırkateyn, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait 2 SG korveti, 4 SG botu, bir arama kurtarma uçağı, 4 SG helikopteri ve bir deniz güvenlik timi, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir arama kurtarma uçağı, bir arama kurtarma helikopteri ve bir personel kurtarma timi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir arama kurtarma helikopteri, bir ambulans helikopteri, 3 SG botu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kıyı Emniyeti ve Kurtarma Limited şirketine ait 2 romorkör görevlendirildi. Deniz safhasındaki her iki senaryoda başarıyla tamamlandı. Başarılı geçen tatbikatla Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ortaklığıyla Doğu Akdeniz sularında biz buradayız mesajı verdi. Sayın seyirciler, Ergenekon davasından yeni görüntüler yayımlamaya devam ediyoruz. Her duruşma Doğu Perinçek ve yurtseverlerin FETÖ'cülerden hesap sorduğu toplantıya dönüşmüştü o günlerde. Onun için gözden uzaklarda sözde yargılama yapmışlardı. Ama hiçbir şey gizli kalmadı. İşte davadaki tarihi anlardan bir bölüm. Şimdi o fabrikatör belgesi neyi ispatlıyor? Ergenekon bize karşı kurulmuş. Türk halkına, Türk milletine, İşçi Partisi'ne, aydınlığa, Doğu Perinçek'e 40 yıllık savaş devam ediyor. Bu mantıksızlığı siz nasıl kabul ediyorsunuz Sayın Mahkeme? Darbe deniyor, Amerikancı darbe yapanlar Türkiye'nin tepesinde. Amerikancı darbeyle 12 Eylül geldi. 12 Eylül'ün çocukları kim? Turgut Özal, Tansu Çiller, Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül. Bunların hepsi 12 Eylül'ün çocukları. 12 Eylül'ün açtığı, Kemalizmin ezildiği, bastırıldığı koşullarda bunlar Türkiye'nin tepesine oturtuldu. Biz çıkacağız, onlar hep beraber girecek. Vatan Partisi adaylarının yurt genelindeki çalışmaları ile ilgili kısa bir özetimiz var. HES'leri istemiyorum çünkü önce ahlakımızı bozdular, sonra toprağı bozdular, tohumu bozdular. Karadeniz illerinin en büyük sorunlarından biri HES projeleri. Çünkü dereler kuruyor, ormanlar yok oluyor. Rize'de Hemşin Deresi'ne yapılması planlanan santrale bir tepki de Vatan Partisi Rize Milletvekili adaylarından geldi. Doğamızı yıkacak başka hiçbir şey de istemiyoruz. Adaylardan Derya Çağlar partisinin bu konudaki programını anlattı. Köy sınırları içindeki göller, sular ve meralar köylünün ortak malıdır. Devlet bu kaynakların köylüye hizmet dışında özel çıkar için kullanılmasına asla izin vermeyecektir. Bölge halkı doğanın korunmasını istiyor. Doğamızın bozulmasını istemiyoruz. Hemşin'de HES istemiyoruz. Buralar kuraklıkla baş başa kalacak. Gaziantep'te birinci sıra milletvekili adayı Mehmet Bedri Gültekin ve milletvekili adayı Kutluhan Tencan, Gaziantep Kulübü'nün düzenlediği panele katıldı. Partimizin gençliği görevlidir, sorumluluğunu bilmektedir. Gültekin'in gündeminde çıkmazdaki ekonomi vardı. İş piyasada dolara yasaklayacağız. Yabancı para piyasada olmalıyız. Hortumcunun malına el koyacağız. Özellikle şu son 20 yıl içerisinde yağmalanan kamu kaynaklarını yeniden kamunun malı yapacağız ve yardımda değerlendireceğiz. Aydın Kuşadası çalışma noktalarından biri oldu. Partililer Sinevizyon kuruyor, Doğu Perinçek'in katıldığı televizyon programlarını, açıklamalarını yurttaşlara izletiyor. Şu anki durumu nasıl değerlendiriyorsunuz özellikle? Vatan Partisi 2. sıra Aydın Milletvekili adayı, emekli polis Handan Ersin, çalışmaların en önünde yer alıyor. Vatan Partisi'nin adayları Tekirdağ, Muğla, Adana ve Denizli'deki çalışmalarını sürdürüyor. Atatürk'ün çizgisinde tek parti Vatan Partisi olduğu için biz Doğu Perinçek diyoruz. Adana'daki taksici esnafını, Doğu Perinçek'i desteklemek için davet ediyoruz. Partililer bir yandan propaganda faaliyetlerini sürdürüyor, diğer yandan da vatandaşa tek tek ulaşıp oy istiyor. Çalışmalar kentin en işlek caddelerinde sürüyor. Vatan Partisi Ankara'daki çalışmalarına da tüm hızıyla devam ediyor. Ankara milletvekili adayları son olarak malum sayılmayan Gaziler Derneği ile Sincan'ın köylerini ziyaret etti. Vatandaşın sorun ve beklentilerini dinledi. Vatan Partisi Ankara'da da çalışmalarına devam ediyor. Ankara milletvekili adayları bu kapsamda demokratik kitle örgütleri temsilcileriyle görüşüyor.
Vatan Partisi Genel Sekreteri ve Ankara 3. Bölge Milletvekili adayı Utku Reyhan Başkanlığındaki heyet, mağlul sayılmayan Gaziler Derneği'ni ziyaret etti. Heyette Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara 2. Bölge Milletvekili adayı Ertan Acır, Genel Sekreter Yardımcısı Meltem Ayvalı ve Ankara 3. Bölge Milletvekili adayı Kurtuluş Özgür Yıldız da yer aldı. Ziyarette dernek başkanı Mesut Kılıçarslan, gaziler arasında yapılan ayrımcılığa dikkat çekti. Kendisi gibi aynı durumda olan 19 bin kişinin gazi sayılmayarak mağdur edildiğini belirten Kılıçarslan, siyasilerden ilgi beklediklerini söyledi. Mevzuatından askerlik olmaz. Biz nasıl askerliği gönüllü olarak yapıyoruz? Çünkü Türkiye'de askerlik gönüllüdür. Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan da gaziler arasında ayrımcılığın giderilmesinin gerektiğini vurguladı. Öte yandan Vatan Partisi'nin Ankara milletvekili adayları Sincan ilçesinde de çeşitli köyleri ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti. Memleket bizim. Çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan köylüler sorunlarını Vatan Partisi'nin adaylarını anlattı. Üretimde zorlanıyoruz dediğim gibi. Girdiler çok pahalı, mazot çok pahalı, gübre ona keza pahalı gene. Sayın seyirciler, Rusya ile ilişkilerin iyileşmesinden sonra rekor sayıda turist Türkiye'ye geldi. Zor günlerinde onları yalnız bırakmayan Vatan Partisi Kemerli turizm esnafına yeni hedeflerini ve çözümlerini anlattı. Vatan Partisi olarak hedefimiz turizmde pazar çeşitliliğini sağlamak. Kültürümüzle ve 12 aya yayılan bir modeli benimsiyoruz. Turizm krizinde onları yalnız bırakmadılar. Rusya kapısını açacağız dediler. Sözlerini tutup Rus turistin gelmesini sağladılar. Turizm 12 aya yayılıyoruz. 5 ay çalışıyoruz. 7 ay yatıyor. Kesinlikle. Vatan Partisi yeni hedeflerini turizm esnafıyla paylaştı. Şimdi turiste dolduracağız. Kongre turizmi, sağlık turizmi gibi ekolojik turizmin, kültürel turizmin olmasını sağlamak için bölgemizde, Antalya'da ve Kemer'de çalışmamıza devam ediyoruz. Önümüzdeki yıllarda Türk turizmi Antalya'yla ülkemize ciddi katma değer verecek. Turizmin başkentinde tek turizmci milletvekili adayı Vatan Partisi'nde var. Turistik beldelerde adaylar partisinin programını anlattı. Çin'le bağlantılarımızı gerçekleştirdik. Vatan Partisi'nin iktidarında 125 milyon seyahat edecek olan Çinlilerden en az 2-3 milyonunu Türkiye'ye getirebileceğimiz yönünde Çin hükümetiyle antat kaldık. Pazar çeşitliliğine ihtiyacımız var. Çin'de Akdeniz turizmcisi için güzel bir fırsat olacağına inanıyorum. Çok değil, 2 yıl önce iflas noktasına gelen turizm esnafı turist sayısındaki rekor artıştan umutlu. Şimdi sıra yüksek döviz girdisi sağlayacak turistle buluşmakta. Çin kendisi için 2019'u turizm yılı ilan etmişti. Biz de 2019'u Türkiye için turizmde Çin yılı olarak ilan edeceğiz. Türk milletini, Türk esnafını, Türk çiftçisini esenliğe kavuşturmak için iktidar olacağız, hükümet olacağız. HDP'nin Diyarbakır ve Batman mitinglerinde bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın propagandası yapıldı. Miting alanında bölücü terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçaları da asıldı. HDP'nin mitinglerinde Öcalan propagandası yapıldı. Diyarbakır'da istasyon meydanında gerçekleşen mitingde terör örgütü PKK'nın posterleri açıldı, Öcalan lehine slogan atıldı. HDP'nin bir diğer mitingi ise Batman 19 Mayıs Şehir Stadyumu'nun hemen yanında düzenlendi. HDP eş genel başkanı Pervin Buldan kürsüdeyken PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldı. HDP'nin Batman mitinginde terör propagandası yapıldığı sırada CHP il yöneticilerinin de mitinge katıldığı bilgisi verildi. Ve CHP il yönetimi aramızda alkış istiyoruz hepsini. CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Demirtaş'ın tutukluluk haline son verilsin çıkışına Profesör Doktor Özcan Yeniçeri'den sert tepki geldi. Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın PKK'nın sözcüsü olduğunu söyleyen Yeniçeri, HDP'nin kapatılması gerektiğini ifade etti. Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz, heykelini.
Millet İttifakı içinde yer alan CHP, İYİ Parti ile Saadet Partisi, HDP'li Demirtaş'ın özgürce kampanya yürütmesi için peş peşe açıklamalarda bulunmuştu. Cumhurbaşkanı adayı tutuklu olmaz kardeşim. Gelsin yarışsın. Eşit şartlarda Cumhurbaşkanlığı adaylığı kampanyasını yapmalıdır. Elbette Demirtaş'ın kendisinin tutukluluk halinin sona erdirilmesi gerekir kanaatinde. Neyin propagandasını yapacak? Zaten Kandil savunuyor. Bir kişinin Cumhurbaşkanı adayı olması onun hakkındaki yargı sürecinin durdurulması anlamına gelmiyor. Akademisyen siyasetçi Profesör Doktor Özcan Yeniçeri, Cumhurbaşkanı adaylığı kampanyası yürütmesi için Selahattin Demirtaş'ın serbest kalmasını isteyenlere sert tepki gösterdi. Demirtaş PKK'nın sözcüsü kardeşim. Türkiye'de bölücülük legal ve meşru değildir. Sayın İnce de ifade etti. Mutlak ve mutlak bir başkan yardımcısı Kürt olacak. Ulusal kanalda katıldığı seçim özel programında konuşan Yeniçeri, etnik kimlik üzerinden siyaset yapılmasının bölücülük olduğunu söyledi. Kürt Cumhurbaşkanı yardımcısı Türk, bunlar son derece tehlikeli, yanlış, hainane laflardır. Bu sözlerden ve söylemlerden süratle kaçınmak gerekir. HDP'nin kapatılması gerektiğini ifade eden Yeniçeri, HDP barajı aşmalı şeklinde yürütülen propagandaları da değerlendirdi. HDP diye bir partiyi ben tanımıyorum. Meşru bir parti değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bölmeye çalışan parti olur mu? İktidarı zarara uğratmak için parlamentoda muhalefet çoğunluğu ele geçirsin, geçirebilmesi için bu zorunlu. O zaman bunlara oy verin demek en büyük hıyanettir. Üzerine basarak söyleyeyim. Çünkü onlara verilen her oy aynı zamanda bölücülüğe, Türkiye'nin ayrımcılığına verilen oydur. Program konuklarından Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Koç da iktidara geldiklerinde HDP'nin kapatılması için Yargıtay'a başvuru yapacaklarını kaydetti. Amerikan emperyalistlerin işbirlikçisi. Millet İttifakı'nda yer alan siyasi partiler 24 Haziran seçimlerine ilişkin Millet İttifakı tutum belgesini kamuoyuna açıkladı. Tutum belgesinde kuvvetler ayrılığı ve hukukun üstünlüğüne vurgu yapıldı. Olağanüstü hal kaldırılacaktır denildi. Millet İttifakı'nın tutum belgesi açıklandı. Millet İttifakı, ittifak protokolünde ortaya konulan temel ilke ve hedefler doğrultusunda büyük bir uyum içindedir. Millet İttifakı tutum belgesi 4 siyasi partinin temsilcileri tarafından Ankara'da bir otelde kamuoyuna sunuldu. İttifakın hedefleri arasında kuvvetler ayrılığı, hukukun üstünlüğü gibi maddeler yer aldı. Zaman kaybetmeksizin kuvvetler ayrılığı ilkesine ve çoğulcu demokrasi esaslarına göre rekabetçi demokratik siyasal zemini tüm gerekleri ile yeniden inşa etme, hukukun üstünlüğünü, yargı bağımsızlığını ve tarafsızlığını sağlama. Millet İttifakı'nın tutum belgesinde OHAL'in kaldırılması ve basın özgürlüğü gibi maddeler de sıralandı. OHAL'i derhal kaldırma. Başta ifade ve basın özgürlüğü olmak üzere tüm hak ve özgürlüklerin vatandaşlarımız ve kurumlarımız tarafından layıkıyla kullanılmasını temin etme. İstanbul Maslak'ta 32 katlı bir gökdelende sabahın erken saatlerinde yangın çıktı. Yangın 1,5 saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alındı. İstanbul'un iş merkezi Maslak'ta bulunan 32 katlı bir gökdelende sabah saat 6 sularında yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri gökdelenin camlarını kırarak müdahale etti. Gökdelenin dış cephesindeki aydınlatma sisteminden başladığı düşünülen yangın ilk katlardan başlayarak en üst katlara kadar zaman zaman sürdü. İtfaiye ekipleri 1,5 saatlik söndürme çalışmaları sonrası yangın kontrol altına alındı. Binanın dış cephesinde hasar oluştu. Rus şarkıcı Zvezda Moskova'daki Dünya Kupası eğlencelerinde Türkiye sevgisiyle dikkat çekti. Türk bayrağına sarılan şarkıcı darbukasıyla dolaşırken yanına gelen diğer ülke taraftarlarına Türkiye tezahüratı yaptırdı. Merhaba kankilerim, bak işte Türkiye geldi, Moskova'da Türkiye. Rus şarkıcı Zvezda Türkiye sevgisiyle dikkat çekti. Müzik
Rus şarkıcı Svezda ülkesinde düzenlenen Dünya Kupası'nın eğlencelerine sırtında Türk bayrağıyla katıldı. Dünya Kupası'na katılan ülke taraftarlarına Türkiye tezahüratı yaptırdı. Türkiye. Rus şarkıcı Moskova sokaklarında eğlenen farklı ülke taraftarlarına darbukasıyla eşlik etti. Svezda, Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılmadığı için çok üzüldüğünü, Türkiye'nin yokluğunu hissettirmemek için kendince böyle bir yola başvurduğunu söyledi. Kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardına gün ortası devam edecek. Büyük milletimiz Türk Silahlı Kuvvetleri Afrika'da sıcak çatışmalar buradan. Türkiye Büyük Millet Meclisi yani Gazi. Şu anda bizim de hissettiğimiz Büyük milletimiz Türk Silahlı Kuvvetleri Afrika'da sıcak çatışmalar buradan. Türkiye Büyük Millet Meclisi yani Gazi. Şu anda bizim de hissettiğimiz Efendim gün ortası devam ediyor. Çok değerli bir konuğumla Aydınlık.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Ergün Gedek arkadaşım bizimle. Ergün hoş geldin. Gündemdeki siyasi gelişmeleri, güncel konulara el atacağız. Aydınlık'ın öne çıkarttığı iki önemli haber var bugün dikkat çeken. Aydınlık.com.tr'yi takip edenler mutlaka görüp okumuşlardır ama görmeyenleri hatırlatmış olacağız. İkisi de çok değerli haber, dikkat çeken haber. Onlara da değineceğiz sevgili Ergün'le. Tabii gündemdeki başlıklar deyince çok genel bir ifade. Ben direkt şöyle sorayım. Ne var gündemde? Seçime de iki gün kaldı. Hani bugünü saymazsak hatta bir gün kaldı. Neler ön plana çıkıyor Ergün? Tabii düne kadar temel gündemi Türkiye'nin kilitlendiği konu seçimlerdi. Hı-hı. Ama birden dün bildiğiniz üzere patates soğan birden gündeme oturdu. Yani seçimin neredeyse gerçi seçimle de birlikte değerlendirilebilecek bir konu ama yani dolar kurunu tartıştık biliyorsun. Son 2 ay 3 ay Türkiye'nin bütün meselesi. Dolardaki yükseliş nasıl engellenir? Merkez Bankası faizle buna nasıl karşılık verir? Tabii bir taraftan faiz lobisi eleştirileri yürüdü Tayyip Erdoğan cenahından. Bunlar tartışırken birden dolar kurundan patates soğan kuruna geldik. Hı hı. Ya tabii burada bir ekonomik manzaranın ifadesi. Yani bir sıradan pazarda aldığımız iki baş mutfakların vazgeçilmez sebzeleri değil. Hı hı. Aynı zamanda Türk ekonomisinin bir tarifi oldu, bir çerçevesi oldu. Nedir? Yani bu nereden çıktı birden? Patates, soğan birden nasıl gündemimize oturdu? Ya tabii burada yani en net tarifi üretici, Türkiye'nin patates havzalarındaki, Türkiye'nin patates ihtiyacını karşılayan havzalardaki üreticiler, işte Afyon, Sandıklı'da, Niğde, Ödemiş, buralar Türkiye'nin %75-80'in patates ihtiyacını karşılayan havzalar. Bir ekonomist gibi ama daha yalın, daha net üreticiler diyorlar ki mazot 6 liraya yükselmiş. Bir torba gübre 150 lira. Günlük çalışan, tarlalarda çalışan işçilerin, toprak emekçilerinin yevmiyeleri 75 lira. Biriken banka borçları. Bunların hep bir araya koyduğumuz zaman üreticide müthiş bir girdi fazlası var. Yüksek bir maliyet var. Tabii son dönemde şu da çıktı işte hastalık da geldi ürünlere onun da bir etkisi oldu falan ama hı hı. Ya bunun temel nedeni üreticinin de çok net tarif ettiği üzere girdilerdeki kabarık maliyet. Bunu çiftçi kaldıramaz durumda oldu. Biraz da piyasaya bu ürünler geç girdiği için bu fiyatlar fırladı. Tabii dün bakan ekonomi bakanı tabii yani samandan başladık Türkiye'nin tarım buğdayına kadar etine kadar en son geldik soğan patatesi ithal ederek ekonomiyi düzeltmeye iç pazardaki dengeyi sağlamaya odaklandık. Tabii Türkiye ekonomisinin manzarası yani üretim ekonomisini terk edip piyasa koşulları da değil yani her ülke piyasa serbest piyasa koşullarında dahi kendi üretimini üreticisini ekonomisini korumak için tedbirler alır. Türkiye'de o da yok. Şimdi Sandıklı'da üretici 2 yılda 28 bin hektardan 14 bin hektara düşürmüş patatesi. Yarı yarıya düşürmüş. Üretim de 300 bin tondan 140 bin tonlara gerilemiş. Yani üretemiyor. Neden üretemiyor? Şimdi çok Aydınlık'ta da işledik bunu. Niğde çok önemli üretim merkezlerinden biri. Niğde'de 300 bin ton patates 1 yılda depolarda çürüdü. Yani 20 kuruştan yani hı hı. Çiftçi üretti bir sürü girdi maliyete rağmen satamadı. Biraz daha artar mı umuduyla depoya kaldırıldı maliyetleri karşılamak adına. Bunlar depoda çürüdü. Yani 20 kuruştan 25 kuruştan çiftçi
bu ürünleri satmak durumunda kaldı ve zarar etti. Şimdi bir yıl önceye bakıyoruz, 25 kuruştan çiftçi sokaklara döküyor, hayvan yemi yaptı bu ürünleri. Bu şimdi bakıyoruz 6 lira, 6,5 lira İstanbul'da marketlerde, tabii Anadolu'da biraz daha düşüktür ama gidin 7 liraya etiket gördük, 7 liraya. Doğru. Soğan etiketi var, patates etiketi var. Tabii burada Türkiye bir de bu manzarayla seçime gidiyor. Yani ya siz bırakın şimdi dolar kuru vesaire falan, üretim ekonomisi, sanayileşme falan, ya patates ve soğana müdahale edemez durumdasınız. Kendi ekonomimizde patates fiyatlarına müdahale edemiyorsunuz, ithalata yöneliyorsunuz. Ve bu açıdan bu da tabii seçimin bir parçası. Üretici tabii son 1-2 gündür de dikkat çeken haberler var bu konuda. Yani ekonomiye de biraz girmiş olduk patates soğandan. Alman basını, Avrupa basını, Deutsche Welle, Almanya'nın en önemli yayın organlarından biridir. Şu haberi yaptı, gece yayınladı. Aydın.com.tr'de de yer verdik, bunu duyurduk. IMF Türkiye kapımızı çalacak ve biz bu yüzden çalmaya hazırlanıyor. Biz bu tespitlerde bulunduğumuz için IMF'de de bir plan hazırlık hazırlanıyor. Var. Bir hazırlık var. Yani Türkiye yeniden, şimdi Tayyip Erdoğan'lar yıllardır neyle övündü? Önceden, IMF'ye olan borcu ödemekle, kapatmakla övündü. Önceden IMF kapılarında bekliyorduk. Şimdi beklemiyoruz. 10 yıldır IMF'ye biz borç veriyoruz diye söylendi. Ama tekrar döndük, dolaştık. Türkiye'de IMF, tabii bunun spekülasyon boyutu da var. Gerçekten öyle bir boyut da var Batı'da, ama ya tamam, bu dolar üstünde var da yani girip herhalde patates tarlalarına Türkiye'de üst akıl oralara köstebek falan bırakmadı yani bunları ürünü bitirmesi için. Evet. Tabii yani bunları yapmadı. Yani siz, dolar bir nebze anlaşılır. Böyle girişimler de var. Bu da doğru. Ancak siz buna sıcak para ekonomisiyle yürüterek bu müdahaleleri açık hale getirdiniz. Buralara koruyamadınız. Ve bu da gelip soğana kadar yansıdı Türkiye'de. Bir de tabii yani IMF'ye borcu bitirmek, IMF politikalarını bitirmek anlamına gelmedi. Aynı tabii politikaları sonuna kadar devam ettirdi. IMF'li yıllarda, o borç aldığımız yıllarda en çok övündükleri ekonomi politikaları özelleştirmelerdi. Tabii. Daha düne kadar şeker fabrikalarının özelleştirme, Özal'ların o politikalarını devam ettirdi Erdoğanlar. Yani Erdoğan hükümeti. Tabii. IMF borcu kapatıyorsunuz ama o politika devam edince yine mecbur kalıyorsunuz. O kısır döngüden maalesef kurtulamıyorsunuz. Daha 15 gün önce Mehmet Şimşek, yani Başbakan Yardımcısı, gitti İngiltere'de. O büyük sıcak para komisyoncularıyla, lobileriyle görüştü. 2-3 günlük, daha öncesinden bir hafta önce Cumhurbaşkanı Erdoğan gitmişti. Yani oralarda hatta çıkıp dediler ki yani biz evet anlaştık. Mehmet Şimşek Türkiye'ye geldi ilk açıklamasında. Dedi ki biz görüştük. Piyasalarda olumlu bir hava var. Olumlu yansıdı. Ve buradan bize para girişi devam edecek. Yani biz sıcak parayı yeniden sağlıyoruz. Aynı ekonomi kriz döngüsünün içine tekrar giriyoruz. Yine aynı kısır döngünün içine giriyoruz. Tabii. Evet. Bir de Tayyip Erdoğan hatırlayın, yani faiz lobisi eleştirileri. Mehmet Şimşek bile açık yeri açık geldi, çıktı evet, kameralar karşısında. Dedi ki ya bunlarla yolda yürünmez dedi. Aynı yolda yürünmez dedi ekonomi başbakan yardımcısını Mehmet Şimşek'e işaret ederek. Ama ne oldu? Bir aydır Sayın Erdoğan'ın ağzından bir faiz lobisi eleştirisi falan çıkmıyor. Dolar lobileri eleştirileri çıkmıyor. Ya çünkü bir şey üretemediğiniz zaman, kendi üretim ekonomisi, milli ekonomi modeli Türkiye'nin önüne koyamadığınız zaman elinde sonunda buralara gitmek durumundasınız. Niyetiniz odur değildir. Belki istemeyerek gidersin. Ya, o çok değiştirmiyor. Ama neticede bir ekonomik program inşa edemediğiniz sürece oralara mecbur duruma geliyorsunuz. Peki şimdi belli ki ekonomi, hani bu çarşı pazarın, soğan, patatesin bu kadar hani gündemin ortasına gelip oturması gerçekten tüm toplumda bir algı açıklığı yarattı böyle. Ekonomi tercihlere de yansıyacak belki de. Şimdi Erdoğan'ın ya da işte mevcut hükümetin çözümü ithalat. Ona alternatif Türkiye'yi yöneteceğim diyenlerin çözümlerine sence? Örneğin İnce'nin. Yani o da hani sözde eleştiriyor. Soğan kuru, dolar kuru diyor. Yanmışız diyor ama evet, çözümü ne? Yani IMF'nin kapısına götürecek mi yine İnce sence? Yani şimdi aslında bugün Hürriyet'ten Deniz Zeyrek bir incelemesini köşesine taşıdı. Yani aslında öğreticiydi. Yani şöyle söylüyor. Bir süredir yabancı diplomatlar, iş adamlarıyla görüşüyoruz. Görüşüyorum. Onların da Türkiye'deki seçime ilişkin nabızlarını tutmak istiyorum. Tutmaya çalışıyorum. En son değerlendirmemizde bir yabancı ülke diplomatı biz ince bizi de yanılttı. Biz de farklı gördük. Biz daha önce Tayyip Erdoğan koşulsuz İlk turda alır diyorduk ama Muharrem İnce'nin çıkışıyla manzaranın değiştiğini özetliyor.
İkincisi diyor ki biz yani yanlış tanıyoruz. Biz ulusalcı olarak biliyorduk Sayın Muharrem İnce'yi. Yani meğer öyle değilmiş, gelecekmiş. Avrupa'da gezeceğim, bütün başkentlerini gezeceğim. Yani masaya yabancı oturacağım. Diplomatlara evet. Bunlar söyleyeyim, masaya oturacağım ve tekrardan görüşeceğiz. Zaten birkaç gün önceden hatırlarsanız Rusya'yı yani durup dururken Rusya'yı hedef aldı. Rusya Türkiye'yi kuşatıyor dedi. Bu meseleyi de konuştuk Rus basınına yakın kaynaklarla daha bir iki gün önce. Yani şaşkınlık içinde yani durup dururken nereden çıktı bu diye. Tabii burada bir mesaj var. Şimdi seçim bildirgesinde güzel bir madde vardı. Onu da dedik ki bu iyi. Bunu övdük. Neydi o? Sayın Kılıçdaroğlu'nun imzasını taşıyan, partinin imzasını taşıyan bildirgede biz İran, Suriye, Irak'la birlikte bir şey kuracağız. Evet güzel bu bizim de takdir ettiğimiz, beklediğimiz, yapılması gereken bir plan. Yani biz bölge ülkeleri bir araya gelir, bölgenin sorunlarını konuşur diye. Ancak şimdi sen bir Rusya'yı, Türkiye'yi kuşatıyor diye hedef aldığınız zaman ikincisi bu bölge o birlikteliği nasıl sağlarsınız? Orayla nasıl ticaret kurarsınız? Çin'deki büyük sermayeyi Türkiye'ye nasıl getirebilirsiniz? İran'la nasıl ikili ilişkilerinizi güçlendirebilirsiniz? Irak size nasıl güvenir? Suriye size nasıl güvenir? Tabii bunları birleştirince yani burada bir milli ekonomi inşasına ilişkin benim gördüğüm Vatan Partisi'nin ekonomi programı dışında sağlam bir köklü çözümü öneren bir seçim bildirgesinde yok ekonomik açıdan. Yani burada da bu batıya mesajlar da aslında biraz da kaynağı da bulurum mesajları. Yani hep şu soruldu, kaynağı nereden bulacaksınız? İşte sarayın masraflarını kınıyor. Ben hem Sayın Muharrem İnce'den hem Meral Akşener'den bu kaynak yaratmak adına somut bir madde göremedim. Yani somut maddeyle şöyle sarayın masraflarını kısacağız. Yani biraz böyle popülerist tavırlar yani biraz buralardan zemini olmayan. Tabii onu da yapacağız. O da bir masraf. Yapılması gerekir. Yani bir o sarayın masraflarını kısacağın, lükse giden maliyetleri devireceğim. Tabii bunlar da kısacağız ama. Yapılması gereken doğru ama yani esas kaynak. Esas kaynak büyük bir üretime dönüşecek kaynak. Daha doğrusu yama çok büyük. O yamayı yani kapatacak değil mi? Esas bir kaynak sorunu var. Oralarda dediğin gibi hani kulağı dolduran insanı tatmin eden çözümler, öneriler göremiyoruz. Slogan vari. Batı'yla ilişkilere hep çok vurgu yapılmaya başlandı. Yani bizim tercihimiz çok net dedi Sayın Muharrem İnce'de. Sayın Akşener de söylüyor bunu. Yani biz Batı ile ilişkilerimizi tekrar kuracağız. Avrupa Birliği karşılıklı olarak Türkiye ile de Avrupa Birliği'ni de çıkardı. Bu süreci devam ettiririz. Yani burada Türkiye'nin artık yani o ilişkiler içerisinde yine sıcak parayla ekonomisi çevirmekten başka bir tercih kalmıyor. İsteseniz de kalmıyor, istemeseniz de kalmıyor. Batı ile ilişkiler dedin, şu da çok dikkat edici. Yani seçim öncesi Türkiye yönetmeye aday olan isimlere bakıldığında şu Amerika'nın ambargo kararı sonrasında tabiri caizse gıkları çıkmadı. Yalnızca Vatan Partisi ve Doğu Perinçek İncirli'yi kapatacağız. Hatta işte Kürecik'teki radar üssünü de kapatacağız şeklinde kapansın el konulsun diye açıklama yaptı. Tavır aldı ambargo karşısında. Neden gıkları çıkmıyor? Tabii yani siz bu mesajları yani bir aslında Türkiye bir kutup ayrımına bir kamp tartışması içerisinde giriyor bu seçime. Yani Türkiye'deki bütün kuvvetler de bu kamp tartışmasına göre şekilleniyor. Şimdi kamp tartışması nedir? Birincisi Türkiye'nin bir nebze girdiği Avrasya çizgisi yani İran, Irak, Rusya ile S-400 almaya kadar giden bir yönelim içine girdi. Bunu Türkiye'de iten güçler var bu tarafa, bu politikayı. Bir de diğer taraftan tekrar Rusya ile Soğuk Savaş döneminde bazı malzemelerini kullanarak Rusya ile ilişkileri daha onun tırnak içinde seviyeli noktada tutma, İran'la, Irak'la bölgede sınırlı ilişkiler kurma ve daha çok Türkiye'nin yani zaten 50'den beri yürüttüğü Batı merkezli, Amerika merkezli politikalara yönelme tavrı içerisinde giriyor Türkiye bu seçime. Burada da tabii adaylar belli güç dayanakları oluşturmak durumunda. Yani Türkiye'yi Türkiye'den yöneteceğiz. Türkiye ekonomisini milli ekonomi yapacağız ama dış politikada da artık dünya belli ittifaklar, belli işbirlikleri çerçevesinde gidiyor. Yani Türkiye'de artık 70 tane ayrı nokta yok. Türkiye'de 2-3 büyük önemli kutup, yani Batı, Avrasya diye tarif edeceğimiz iki çizgi var ve bütün devletler de buna göre tavır alıyor. Hatta Avrupa'nın göbeğindeki Almanya bile Rusya ile Çin'le İran'la birlikte hareket etme durumunda. Merkel bugün ya biz şunu dedi. Biz Amerika'ya rağmen İran'la
bu nükleer anlaşmayı devam ettirme kararlılığındayız. Evet. ABD'ye rağmen. Yani bunun çok sinyalleri verdi. Fransa aynı tutum aldı. G7'deki manzara, yaşadığımız manzara. Yani Türkiye, dünya bir kamplaşma içerisinde. Türkiye'deki de her siyasi kuvvet ve akım bu kampa göre bir tercihte bulunuyor. Yani o yüzden biraz daha böyle, tabii bunu Tayyip Erdoğanlar da veriyor. Tayyip Erdoğanlar gittiler. İngiltere'de, yani onlar için de sağlam bir kamp tavrı yok. Yani buralarda yalpalamalar var. İngiltere'ye gidip bu mesajları verdiler. Batı'ya belli mesajlar veriliyor. F-35'te ısrar ediliyor. Münbiç'te tamam, Türkiye'nin, TSK'nın orada Amerika'yı bir şeye zorladı. Orada belli noktalarda kazandık ama bu anlaşmanın nasıl sonuçlanacağı belli değil. Çok soru işareti var. Çok soru işareti var. Ya bunları birleştirdiğimiz zaman Türkiye'de aslında dünya manzarasındaki, dünyadaki siyasi ayrışmalardan farklı bir ayrışma yaşamıyor. Tabii şimdi seçim gündeminden devam edersek, şu da dikkat çekiyor. Bu tartışıldı bayağı. İşte başkan yardımcısı kim olacak, olmayacak, özellikle Sayın İnce açısından. Açık aleni Bakanlar Kurulu'nda ilan etti. HDP'lileri Bakanlar Kurulu'na alacağım dedi. Liderleri de başkanlık yardımcısı için çağıracağım dedi. Artık orada sanırım yani öyle bir gizleme saklama dedim demedim tartışmaları da olmuştu Özgür Özel üzerinden. Evet, açık aleni ilan açık ediliyor değil mi? Evet, ilan edilmiş oldu. Yani şimdi burada HDP yani seçimin kilit partisi durumuna getirildi. Aslında getirildi. Yani burada gerçekten Türkiye'nin hem Fırat Kalkanı, arkasından Zeytin Dalı Harekatı, Afrin'de, buralarda hem de iç güvenlik operasyonlarında, Doğu Güneydoğu'daki girilemez denen terör vadilerinde PKK'yı burada adım adım yendikçe, en son Afrin'deki PKK'nın karamsarlığı, yani 60. gününde kaçtılar. Evet. Kaçmak zorunda kaldılar. Ezile ezile kaçtılar. Ve bu gerçekten Türkiye'de PKK ve PKK'nın siyasi uzantıları için, siyasi yapılanmalar için bir yıkım oldu. Yıkım oldu. Ve bakın, açın yayın organlarını çok haberleştirdik. Hem Aydınlık'ta hem Aydınlık Komiseri'de. Kendi çatışmalar yaşıyorlar. Amerika bizi terk ediyor tartışmalara geldi. Kendi işlerinde parçalama durumuna geldiler. HDP etkinlik yapamaz oldu. Çıkıyor Diyarbakır'da, Sur'da. Esnaf kimse tarafında 30 tabii, kişi bir araya gelmedi. 30 kişi bir araya getiremiyordu. Esnaf yuhluyordu. Esnafın içine çıkamıyorlardı. Yani belli küçük birkaç kendileri için kale gibi gördükleri yerlerde kalmışlardı ama bu seçim, yani bir ilkeler, programlar, politikalar seçimi olmaktan çıkarınca, yani oy hesapları Tayyip Erdoğan'a karşı %50 buna getirdiğiniz zaman HDP'de bu partinin kilit partisi, bu seçimin kilit partisi haline geldi. Tabii Amerika'nın da burada çok büyük müdahalesi var. Ya Selahattin Demirtaş, çok açık söyleyeyim, Edirne cezaevinde unutulmuş bir adamdı. Bir yıl önceye kadar. Ya hatırlayın, bir yıl önce unutulmuş bir adamdı. Ya kendisi partide dahi esamesi okunmuyordu. Bir de Kandil'de bile Selahattin Demirtaş'a karşı tavırlar vardı, açıktan vardı. Şimdi ne oldu? Getirdiler Selahattin Demirtaş'ı. Selahattin Demirtaş'ı sistemin en merkez adamı haline getirdiler. Bakanlar Kurulu'nu alma Muharrem İnce. Meral Akşener, yani Demirtaş da dışarıda olsun mesajları falan. Buraya getirildi. Şimdi birincisi PKK'nın Kandil'deki liderlerinde Mustafa Karasu çok net bir hafta 10 gün önce dedi ki, yani bu politikanın sahipleri neresi? Yani Türkiye'de HDP ile seçim kazanma, HDP ile birlikte olup Erdoğan'ı yenme çizgisinin sahibi Mustafa Karasu dedi ki, buna Demokrasi İttifakı demeli HDP. Yaptığı seçim sürecindeki çalışmaya, çizgiye. Demokrasi İttifakı demeli dedi. Bir gün sonra Selahattin Demirtaş cezaevinden tweet attı. Aynı şeyi Avrupa basına verdi, röportajda da söyledi. Biz dedi Millet İttifakı bir Demokrasi İttifakına dönüşmeli. Ya bakın, Kandil'den Karasu, Demirtaş ve bugün ne yazık ki muhalefetin de argümanı haline dönmüş durumda. Cumhuriyet Gazetesi manşet attı geçen hafta da Demokrasi İttifakı diye. Murat Karayılan, yine PKK'nın siyasi kanadının lideri şu anki Abdullah Öcalan'dan sonra, Murat Karayan dedi ki, açıktan örgütün yayın organında oylar HDP'ye verilsin dedi ve bundan daha öte aslında Aydınlık Komiteri dışında bu çizgiden çok görüldü ama çok daha önemli bir vurgusu vardı Karayılan'ın. Şırnak'taki seçim aday belirleme tartışmalarına karşı müdahil. Yani HDP'nin adayların dahi Kandil müdahalesi belirliyor. Kandil yönlendirmesi belirliyor. Belli ki biz o röportajdan anlıyoruz. Şırnak'ta aday seçimlerinde büyük tartışmalar yaşanmış. Parti içinde
ayrışmalara neden olmuş. Karayla biraz da tehditle, tehdit ederek Şırnak'ta tabii parti içindeki muhalefetin adaylarını, artık adaylar belirlendi, bu tartışmaları bırakın, işinize, sandığa yoğunlaşın çağrıları yapıyor. Tabii şuna da yabancı değiliz. Çok yaptık yayınlarını hem Ulusal Kanal'da hem Aydınlık'ta. İmralı görüşmeleri. Evet. Selahattin Demirtaş heyetiyle birlikte gittiğinde, HDP heyetiyle birlikte Abdullah Öcalan'la görüştüklerinde çıktı bu notlarda. Abdullah Öcalan yerel seçim, 2014 yerel seçimlerinde HDP'nin adaylarını kim belirledi diye soruyor. Heyette bir sessizlik oluyor. Abdullah Öcalan anlıyor bunu ve diyor ki Kandil mi belirledi? Bunları size Kandil mi zorla aday yaptırdı diyor. Evet diyor HDP heyeti. Selahattin Demirtaş'ın da içinde olduğu heyet evet diyor. Yani burada HDP diye bir parti yok. Burada PKK'nın, Amerika'nın bölge politikaları adına bazen silahlı terör olarak, bazen siyaset olarak yönlendirdiği bir kuvvet. Adaylarını da belirleyen Kandil. Ve biz şöyle yapmış oluyoruz biz HDP ile birleşip Erdoğan'a karşı mücadele başlatınca. Kandil'den, Kandil Edirne hattından meclise gelen bir talimatlar dizisini biz siyaseten uygulamış oluyoruz. Yine bir çıkmaza sürükleniyor esasında. Türkiye bunları da tecrübe etti. Yani AKP de vakti zamanında benzer şekilde HDP ile kol kola, değil mi? Habur açılımları yapıldı, megri megriler söylendi. Tabii. Hendekler sonrasında kazıldı. Çankaya toplantıları. Çankaya toplantıları, Dolmabahçe buluşmaları, onların hepsi yapıldı. Ve Türkiye o süreci nasıl atlattı? Şimdi aynı çıkmaz sokak yine Türkiye'nin önüne bir çıkış gibi konuluyor. Bakalım ne olacak. Şimdi iki tane önemli haber var dedik. Süremiz de azalıyor. Bunlara da değinmekte fayda var. Aydınlık.com.tr'yi takip edenler görmüştür ama görmeyenler mutlaka görmeli. İki haber dedik. Bir tanesi bu Ece Sevim Öztürk haberi. Bunun yaptığı bir belgesel, o belgeselde kullandığı görüntüler. Sonrasında zaten tutuklandı da. Burada Hedef Perinçek çıktı diye bir haber yaptınız. Evet. Nasıl ulaşıyordu o Perinçek'e bu? Yani Ece Sevim Öztürk'ün o belgeselinden başlayan süreç. Bir diğeri bu Foreign Policy'nin darbe fitnesi Türk ordusuna. Evet. Bu da yeni bir gelişme, yeni özel bir bilgi. Evet. Önce istersen şu Perinçek'e uzanan şu belgeselden başlayalım. Nasıl ulaşıyordu o Perinçek'e? Yani aslında anlamlı, seçim dönemine giderken de anlamlı. Saflaşmak açısı, saflaşmaları anlamak açısından. Şimdi Ece Sevim Öztürk gazeteci tutuklandı. Öztürk belgeselleriyle ve sosyal medyadaki 15 Temmuz paylaşımlarıyla, belgeselleriyle tanınan, tırnak içinde gazeteci, kendisini öyle tarif eden birisi. Şimdi özellikle 15 Temmuz darbe girişiminin bir tiyatro, yani FETÖ'nün temel tezi neydi? Böyle bir planlı bir darbe girişimi yoktur. Bu iktidarın muhalifleri bastırmak için hayata soktu bir operasyondu, bir senaryoydu. Bunu aslında temellendirmeye çalışıyor kendince, tırnak içinde. Bunun malzemelerini üretmeye çalışıyor. Tabii tutuklandıktan sonra bunu Erdem Atay arkadaşımız Ankara'dan başlatmıştı Aydınlık'ta. Güzel devam etti ve dün Aydınlık.com.tr editörü Gamze Çınar arkadaşımız geliştirdi. Ece Sevim Öztürk'ün savcılık sorgusundaki ifadelerine sorulan sorular ve yanıtlarına ulaştı. Tabii burada ki kabul ediyor, ben FETÖ'cülerin kara propaganda malzemelerinden etkilenmiş olabilirim. Tabii yani benim kaynaklarım burası demenin kibarcası bu oluyor. Yani FETÖ'nün kara propaganda malzemeleriyle belgeseller ve haberler yaptım ve bunlarda da 15 Temmuz operasyonunun bir FETÖ değil, bir hükümet operasyonu olduğunu ispatlamaya çalıştım mealinde tarif ediyor. Tabii bu sorgunun içerisinde de çok önemli bir nokta var. Doğu Perinçek'e uzanan nokta. Ben bu işe Doğu Perinçek grubunun 15 Temmuz operasyonundaki rolünü bulmak için giriştim diyor. Yani bakın, bir rol biçmeye çalışıyor. FETÖ'nün tabii kendine bir rol biçmiş. Tabii burada operasyonun aslında nereye uzanacağı, yani oralarda hep o belgesellerde komutanlar hedef alınıyor. Yani FETÖ'ye karşı direnmiş komutanlar hedef alınıyor ama yani oradan çıktık meğerse işin sonu Doğu Perinçek'e uzanıyormuş. Nasıl ulaşıyor? Bu zaten Amerikan basında çok sık yazıldı. Bir yıldır da çok sık yazılıyor ve bu da FETÖ'nün kara propagandalarından. Michael Rubinler falan. Tabii Rubinler ne diyor? Perinçek TSK içinde örgütlü 15 Temmuz'un yapılmasında dahli vardı. Ve bunları bitirmeden Türkiye'de olmaz. Yani bunların esas hedef alınması gerekirdi. Yani Ece Sevim Öztürk bu belgesel girişimlerin, çalışmaların ana hedefinin Perinçek grubunun ordu içindeki etkisini ortaya çıkarmak
adına yürüttüğünü söylüyor. Diğer aslında şey de bununla bağlantılı. Forum Polis'in haberi. Hı hı. Yani şöyle, Birol Güger arkadaşımızın çevirisiyle yayınladık Aydınlık.com.tr'de. Şimdi birincisi şunu söylüyor. Yine ordudan atılma bir Türk bu makalenin yazarı. Evet. Daha önce harp akademilerinde de eğitim görmüş. Yani tabii bunun FETÖ bağlantısı falan o araştırma konusu. Onu da inceleyeceğiz. Onu takip da araştıracağız. Tabii takip ediyoruz. Tabii bu esas makalenin hedefi şunu söylüyor. Tayyip Erdoğan Türk ordusu içinde tek hakim değil. Milliyetçiler, MHP'liler var onun yanı sıra ve Vatan Partisi grubu ordu içinde etkin. Seçimlerden sonra Tayyip Erdoğan bunlarla bir mücadeleye girerse, ordu içinde bir güç mücadelesine girerse buralar ona direnir ve çatışmalar çıkar. Yani burada yine bir fitne çabası direkt. Tamamen bir fitne çabası. Yani ordu bölünmüş, güya orduda büyük kutuplar var ve bunlar her an birbiriyle savaşacak durumdalar diye. Tabii şeylerle de birleştirmek lazım bunları. Yani Türk ordusunda siyasetin yeri vesaire tartışmaları çok yaşandı. Apolet sökme, etme. Yani bir yerden hep iş geliyor. Amerikan emperyalizmi propagandalarında hep TSK'da bir kutuplaştırma, TSK'da çatlak haberlerine geliyor, analizlerine geliyor. Bu da tabii orduyu bir arada tutmayan, tek emir komuta çerçevesinde değil de orduda güvensizliği, emir komuta zincirini bozan haberden ziyade kara propaganda ürünü olarak önümüze çıkıyor. Toplamda Türkiye'nin verdiği bu vatan savaşını zayıflatmak istediği çok net. Yani terörle ama ikisinde mücadele de Doğu Perinçek'in ortak hedef olması da ilginç bir ayrıntı. Evet, iki önemli haber dedik. Aydınlık.com.tr'de Aydınlık.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Ergün Gedek'ti konuğumuz. Teşekkür ediyorum Ergün. Ben güzel bir sohbet oldu. Sürenin sonuna geldik. Gün ortasını noktalıyoruz ama gün ortasının ardından seçim özelle yayınımız devam edecek kısa bir aradan sonra.